Toplamda 45. dersimizle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Level up your vocabulary ve level up your skills üzerinde birazcık daha ilerleyeceğiz. Ondan sonra da devreye level up your exam score kitabımızdan deneme sınavlarımız ve çıkmış olan sınavlarla beraber kaldığımız yerden devam ediyor olacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikli olarak level up your vocabulary'de genel testler kısmındaydık. Arkadan yavaştan yavaştan artık son noktalara doğru yol alıyoruz demiştik. 6 numaraya gelmiştik. 6 numaradan itibaren kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Biraz daha ilerleyelim sevgili arkadaşlar. Evet, şöyle bir baktım. Genel kelime testi 6. Ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Her türlü yoruma açığız. Düşünceleriniz neler ise onları paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ve infertility, kısırlılık haline ne yol açabilirmiş bir bakalım. Döllenme, gebelik ve doğum gibi normal süreçlerde meydana gelecek herhangi bir nokta kısırlığa sebep olabilmektedir, yol açabilmektedir. Tabii ki bu döllenme olsun, gebelik olsun, doğum olsun, bunların normal süreci esnasında meydana gelebilecek herhangi bir aksaklık, herhangi bir kesinti yol açabilir dediğimizde, bir aksaklık var ise, bir kesinti, bir müdahale varsa bu normal süreçlere, bu normal süreçlere olan herhangi bir müdahale, bu süreçlerde meydana gelebilecek, yaşanabilecek herhangi bir aksaklığı veren sözcüğümüz, in edatını da bolca seven ve kullanılmada yardımcı olan interruption inle beraber o kesinti, o müdahale olabilecek, o araya girme noktası bir nevi sekteye uğratmış oluyor. Sevgili arkadaşlar, interruption in, müdahale, kesinti olabilecek şekilde girdik. Treatment'da tedavi var, penetration'da giriş yapma noktası var. Inclusion, dahil etme ve leak, leakage'dan da sızma, sızıntı ifadeleri bizleri karşılıyor. Bir muhasebeci tabii ki kayıtları ne yapar sevgili arkadaşlar? Mükellef tarafından bookkeeper, defter tutan kişi, mükellef aldım. Mükellef tarafından tutulan bu kayıtları muhasebeci de bir güzel bir bakar, değil mi? Yani bir güzel bir elden geçirir, bir güzel bir değerlendirir diyeceğiz. Muhasebecinin işi bu kayıtları değerlendirmektir, bir assess yapmaktır. Assess ile beraber appraise'ı unutmuyoruz. Appraise ile beraber bir weigh etmiş, bir measure etmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Yani bir evaluate, bir değerlendirmiş oluyor. Bursa'da değerlendirmek fiilimiz bizleri karşılıyor sevgili arkadaşlar. Cost, mal etmek, mal olmak şeklinde kullandığımız maliyetle alakalı sözcüğümüz. Fulfill, gerçekleştirmek, yerine getirmek. Resemble'da benzemek var. Alleviate'de ağrıyı, acıyı ne var? Dindirmek, hafifletmek olacak şekilde kullanıyoruz. Marksist, Leninist bakış açısının kurucuları, felsefi efendim düşüncenin kurucuları Marx ve Engels var ve efendim bu Marksizm, Leninizmin gelişimine sıra dışı bir nokta da tabii Lenin tarafından yapıldı dediğimizde make'le beraber kullanılan to edatını alan sıra dışı bir katkı yapmak, sıra dışı bir katkıda bulunmak şeklinde aldığımızda Leninizm, Marksizmin gelişimine sıra dışı bir katkıyı da Lenin yaptıysa arkadaşlar, bunu make fiili etrafında aldık ve dedik ki make contribution to something, bir şeye bir katkıda bulunma, bir katkı yapma, bir katkı sunma, sağlama şeklinde değerlendirebiliyoruz. Zaten kalıbımız içerisinde de make contribution to ya da into olacak şekilde kullanırız. Harmony, uyum sözcüğümüz make fiiliyle beraber anlaşmaz. Reign, yönetim, iktidar, dönem sözcüğü make fiiliyle anlaşmaz. Comprehension, anlama, kavrama, algılama ismi make'le beraber kullanılmaz. Ve phase, Türkçe'de faz diye aldığımız evre, aşama sözcüğü, bunu da yine make fiiliyle beraber değerlendirmiyoruz. Mekanik bilimi aşağı yukarı yaklaşık olarak statik ve dinamik olarak ikiye ayrılıyorsa sevgili arkadaşlar, bu yaklaşık olarak efendim kabaca ikiye ayrılması, bölünmesini hangi zarfımız verecektir? Kabaca ikiye ayırabiliriz noktasıyla. Hani neredeyse ikiye ayırabiliriz diye çevirmiyoruz sevgili arkadaşlar. Neredeyse diye alırsak roughly ve almost aynı anlamda değerlendirilir. Kabaca böyle üstün körü ikiye ayırabiliriz şeklinde roughly, yani çok sofistike bir halde düşünmeden, çok derinlemesine, detaya inmeden üstün körü ikiye ayrılabiliyorsa, kabaca ikiye ayrılabiliyorsa burada lütfen biraz daha hani detaya inmeden şeklinde değerlendirelim. Yoksa neredeyse şeklinde falan alırsak almost der ki beni niye değerlendirmiyorsun? Sınav esnasında tehlikeli bir soru olabilir. Çünkü roughly ile almost'u aynı çerçevede görüp üstünü çizen bir arkadaşımız bir hata yapmış olur bu soruda. Dikkat etmek gerekiyor. Especially, bilhassa özellikle solely, sadece ve fiercely, sert
şiddetli bir şekilde diye kullanmış olduğumuz zarflarımız sevgili arkadaşlar. Ve hidrostatiğin nokta nokta görevlerinden bir tanesi de bir sıvıdaki basınç dağılımının incelenmesidir diye aldığımızda, hidrostatiğin temel başlıca görevlerinden bir tanesi bir sıvıdaki basınç dağılımının incelenmesidir diye alabiliriz. Temel başlıca görevleri arayacağım. Prime task diyebiliriz. Primary task diyebiliriz. Burada tabii ki principal task şeklinde de temel başlıca bir görevden bahsedebiliriz. Bu temel başlıca noktalarında underlying olacak şekilde kullanabiliriz. Overriding mantığıyla alabiliriz. Tabii bunlarda hep bir chief var, bir main var, bir fundamental, bir key noktası var değil mi? Sacred dediğimizde kutsal olacak şekilde. Savage dediğimizde vahşi, sert olacak şekilde. External'da harici mantığı var. Inherent'da doğasında, tabiatında olan kalıtsal şeklinde kullanmış olduğumuz bir sıfatımız. Profesörümüz demiş ki dünyadaki 34 adet sıcak bölge var. Bunların en az %40'ı bir 20 yıl önce olduğundan daha kurak bir halde, insanların yaptığı eylemlerden dolayı. Bilhassa bizler bu pompalama suyunu tarım için, bu şebeke suyunu, yer suyunu biraz fazla kullanıyoruz değil mi? İnsanların yaptığı eylemlerden dolayı 34 sıcak bölgenin en az %40'ı 20 yıl öncesinden daha kurak bir halde. Çünkü bizler aşırı fazla oranda bu efendim topraktaki yeraltı sularını, şebeke sularını biraz fazla kullanıyoruz, biraz fazla kaçırıyorsak. Bu da insanların yaptığı olumsuz aktiviteler arasında değerlendirilebiliyor. Evet, biraz fazla kaçırıyoruz o suları. Excessive groundwater pumping for farming, çiftçilik için bu suyu biraz aşırı, biraz fazla kullanıyoruz. Contagious dediğimizde bulaşıcı hastalıklar vesaire. Perilous diye aldığımızda tehlikeli, riskli. Adroit diye aldığımızda maharetli, yetenekli. Bize Android işletim sistemini hatırlatabilir. Ve drastic, radikal, köklü şeklinde kullanıyoruz. Britanya hükümeti demiş ki bizler gönüllü yapılan efendim mesai işlerinin ücretli izne dahil edilmesi gerektiğine inanmıyoruz ve bunun patronlar üzerine olacak olan etkisi hakkında da birazcık şeyiz. Worried about, biraz apprehensive about, biraz endişeliyiz diyecek değil mi? Biz gönüllü bir şekilde yapılan mesainin ücretli izne dahil edilmemesi gerektiğine inanıyoruz ve bu durumun patronlar üzerinde yaratacağı olası potansiyel etkiye dair de bir endişemiz, bir kaygımız varsa, evet, bir anxious noktası varsa, concerned sıfatını about'la beraber aldığımızda kaygılı, endişeli, worried mantığını alıyoruz. Optimistic about'ta iyimserlik var. Rueful about'ta pişmanlık var. Profound about'la kullanılmıyor. Derin, deep anlamıyla alıyoruz. Repentant'ta rueful'la aynı olacak şekilde yine o pişmanlığı verir sevgili dostlar. Berlin duvarı yıkılalı 25 yıldan fazla bir zaman oldu ve birçok kişi için Avrupa'da komünizmin son bulmasının başlangıcını ne yapıyordu? Temsil ediyordu deriz değil mi? Berlin duvarının yıkılması Avrupa'da komünizmin son bulmasını temsil ediyorsa birçok kişi için, bu temsiliyetleri tabii ki represent fiiliyle beraber ya da stand for fiiliyle beraber verebiliriz. Ama burada güzel bir fiilimiz var. Hem içermek, kapsamak anlamıyla hem de birinci anlamı olan temsil etmek anlamıyla kullanmış olduğumuz bir embody var sevgili arkadaşlar. Burada birinci anlamıyla, represent anlamıyla kullanmış olduk. Tav kar sularında, karlarda vesaire erimek şeklinde, tereyağı olabilir, kar olabilir, erimek şeklinde aldım. Hortta biriktirmek, istiflemek şeklinde, depolamak diye aldım. Contend hem iddia etmek hem çekişmek, yarışmak şeklinde aldım. Suffocate'de boğmak. Suffocate'de boğmak fiili. Kötü hava, olumsuz hava sizleri boğabilir ve gerçek anlamda da sevgili arkadaşlar boğma, boğulma noktalarında suffocate fiilinden faydalanabiliyoruz. Japonya yine resesyon dönemine bir giriş gerçekleştirdi. Yine bir durgunluk evresine girdi. Tabii bu da mali uzmanları küresel ekonomi için çıkarımları ne olacak diye kafa yormaya itmiş. Kafa yormuşlar adamlar, ne yapsınlar? Yani biz resesyona girdik ama bunun küresel ekonomi için çıkarımız, sonucu ne olacak diye uzmanlar başlamış kafa yormaya, düşünmeye. Bir nevi think over gibi, think about gibi, consider gibi, contemplate gibi
düşünme efendim mantığı söz konusu olduğunda ponder fiili de yine ponder on olabilir, ponder over olabilir. Kafa yormak, düşünmek şeklinde değerlendirdiğimiz güzel bir fiilimiz. Heal'da iyileşmeler vardır. Rahatsızlık olur, hastalık olur, kendine gelme, recover, iyileşme mantığı. Inspire'da ilham olma, yayma, ilham verme mantalitesi vardır. Construct'ta inşa etmek fiili şeklinde değerlendiriyoruz. Galvanize'de ise canlandırmak, hareketli hale getirmek, biraz çeşitlilik katmak şeklinde değerlendiriyoruz sevgili dostlar. Endonezya lideri dünyaya örnek olmuş değil mi? Hangi noktada örnek olmuş? Cumhurbaşkanları şahsi kesintiler yapmaktan efendim muaf değildir. Cumhurbaşkanları da kendi bireysel kesintilerini yapmaktan muaf tutulmayacaklarsa, muaf değillerse onların da yine kesintileri vardır vesaire dediğimizde onlar da yapmış olduğu şahsi harcamalardan ayrı tutulamaz, muaf tutulamaz diye bir örnek olduysa o zaman from'la beraber muaf şeklinde değerlendirmiş olduğumuz bir sıfatımız var sevgili arkadaşlar ve bunu exempt from'la nokta noktadan muaf şeklinde değerlendiriyoruz. Hospitable'da hem misafirperver mantalitesi vardır hem de yaşama elverişli diye kullanıyoruz. Gigantic dediğimizde devasa, kocaman şeklinde yorumluyoruz. Solitary'de yalnız, tek, tek başına solo mantalitesi var ve equivocal üstü kapalı, örtülü. Geçenlerde bir efendim ek dersimiz içerisinde hafta sonu yapmış olduğumuzda yine önceki testlerde covered diye konuşmuştuk değil mi? Hatta ben R harfini görmeyip burada covered diye göz dikmek şeklinde değerlendirmeye çalışmıştım. Covered da üstü kapalı, örtülü olma. Yani bize covered, ED'li olan versiyonunu hatırlatıyor. Equivocal da bizlere onu sunabilir. Amerika ile Kuzey Kore arasındaki gerginlikler biraz artıyor. Neyin ardından? Siber saldırı gerçekleşmiş. Sony Pictures, Sony firması üzerine bir siber saldırının ardından ve Sony'nin sonrasında almış olduğu bir karar var. The Interview filminin bütün gösterimlerini iptal etme kararı almış. Sonrasında böyle bir kararla eğer gerginlikler tırmanıyorsa arkadaşlar önce bu olmuş, ardından sonra da Sony'nin aldığı bir karar geliyor. Later decision diyeceğim. Following decision diyeceğim. Ardından gelen bir karardan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve bu ardından gelen mantığını subsequent hem bize subsequently olacak şekilde geri dönüş yaptı. Daha sonraları ardından diye kullandık. Hem subsequent edatını aldı ve nın sonrasında den peşinden diye bir kullanım oldu. Sıfatıyla da gördük, zarfıyla da gördük o ardından peşi sıra mantığı. Arduous dediğimizde meşakkatli, uğraştıran bir iş var ise, prolific dediğimizde üretken, verimli bir yazar ve benzeri kişiler var ise, prominent da tanındık, bilindik kişiler varsa, ominous da yine bir kötülük mantığı devreye girecek arkadaşlar. Ominous da feci, kötü, kötüye işaret diye değerlendirebiliyoruz. Orada bir nevi böyle uğursuz gibi alabiliriz. Şom diyoruz ya kötüye işaret mantığında. Ominous efendim aklımıza gelebilir tabii. Bazen de luminous. Luminous oldu mu illuminate'den aydınlık parlağa doğru gider. Luminous olduğunda ama ominous da biraz kaygı verici noktası. O şomluk vardır, o uğursuzluk vardır. Rusya ile NATO arasındaki gerginlikler tırmandı diyeceğiz. İkinci Dünya Savaşı'nın son bulmasından beri bu tansiyon, bu gerginlik biraz arttı ise aşağıdaki fiillerden hangisinde artma efendim yoğunluk gösterme, yoğunlaşma mantığı vardır. Dikkat etmek lazım. Raise geçişte olan bir fiildir sevgili arkadaşlar. Aktif kullanıldığında neyi arttırdıysak tension arkadan gelmesi gerekiyor. Dikkatinizi çekerim. Raise fiilini eğer ki aktif bir şekilde burada olduğu gibi have raised diye alıyorsanız Rusya ve NATO arasındaki gerginlikler neyi arttırdı arkadaşlar? Mesela endişeleri arttırdı diyebilirsiniz. Burada raised worries olması lazım. Mesela elinizi kaldırınız diyoruz değil mi? Raise your hand şeklinde kullanıyoruz ya. Mesela kirayı arttırmak olur, kredileri arttırmak olur. Raise arka tarafından aktif olduğunda bir nesne alması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Pasif olursa gerginliğin tırmandırılması noktasında have been raised olursa tamam olur. Ama burası aktif, dikkatinizi çekeyim. Bu açıdan bu gerginliğin biraz tırmanış sergilemesini, bu gerginliğin intensify, yoğun hale gelmesi şeklinde bursa vermektedir. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Bir fiil sorusunda bayağı farklı yorumlar geldiğini görüyorum. Trigger, tetiklemek, neden olmak fiilimiz. Surmise, düşünmek, varsaymak fiilimiz. Devour, mideye indirmek, bir oturuşta yemek fiilimiz. Evet, genelde böyle bu artış mantalitesinde bu soru için bir raise ortaya atılıyor ama
tekrar edeyim, aktif olduğunda reis arka tarafından neyi arttırdıysak orada bir nesne ister. Pasif olduğunda tamam, endişe arttırılır, gerginlik tırmandırılabilir. O nokta okey deriz ve bir söz efendim düellası, bir söz savaşı diyelim. Patlak vermiş İran'la Suudi Arabistan arasında. Neyi takiben? Dini bir lider varmış. Bu dini kişiliğin Suudi yetkililer tarafından cumartesi günü neyinin ardından? Birazcık arkadaşlar idamının ardından diyeceğiz. Normalde bir şey icra etmek, yerine getirmek anlamıyla kullandığımız ve aynı zamanda idam etmek anlamıyla kullanılan execution sözcüğü burada yer almak. Herhangi bir plan proje olursa sevgili dostlar orada icra etmek yerine getirmek bu şekilde olduğunda dini bir kişinin ya da herhangi birisinin execution'ı infaz edilmesi şeklinde kullanılır. Rage ilk anlamıyla tabii ki bir kızgınlık var, bir öfke var. Ama rage'in diğer bir anlamda da moda, bir şeyin moda olması, oraya hücum edilmesi, bir şeye yönelik bir heyecan vardır sevgili arkadaşlar. Affiliation dediğimizde bir yakınlık, bir bağ olacak şekilde alabiliriz. Association, affiliation, bağ, yakınlık şeklinde kullandım. Church'ta bir ücret vardır. Church'ta bir sorumluluk vardır. Church'ta bir suçlama vardır. İyi yorumlanması gerekiyor. Elektrik vesaire olsa şarj noktasında yine değerlendiriyoruz değil mi? Geldiği cümleye göre bir bakmak gerekiyor. Asylum dediğimizde bir sığınma noktası var. Asylum seekers diye sığınma talebinde bulunan kişileri anlatmak için kullanabiliyoruz. İngiltere sağlık araştırmalarından elde edilen bir veri var. Bu veriler bize nokta nokta etmektedir ki yetişkinlerin %75'ine bir akıl sağlığı sıkıntısı, problemi, teşhisi konulmaktadır diyor. Bu birimden elde edilen veriler şöyle bir iddiada bulunuyorsa arkadaşlar, debt'le beraber kullanılan bir fiile ihtiyacım var değil mi? Bunu düşünüyoruz sınav esnasında. İngiltere sağlık araştırmalarından elde edilen veriler yetişkinlerin %25'inin zihinsel bir sağlık sıkıntısı teşhisi konulduğuna dair bir iddiası varsa tabii ki burada en mantıklı olabilecek fiilimiz hold debt'le beraber gidişatımızı hatırlamak. Hold debt'te, maintain debt'te, contend debt'te, allege debt'te, assert debt, claim debt, profesörün profess debt gibi yapılarında o iddia etme mantetesi var sevgili arkadaşlar. Seklüde inzivaya çekilme, münzevi olma, inzivaya çekilme, elini eteğini çekme şeklinde alabilirsiniz. Hank biliyorsunuz yani normal asmalarda da idam mantetesindeki asma noktalarında da hank fiilimiz var. Bully birazcık zulmetme. Zorbalık yapma, zulmetme diye alabiliyoruz ve perpetrate de commit fiilimiz, özellikle perpetrate a crime, bir suç işlemek derken kullandığımız işlemek fiili sevgili arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki önemli miktarda hikaye, efsane, Hint-Avrupa sözlü geleneklerinde yazıya dökülmeden önce bolca bulunmaktaydı diyeceğiz. Önemli miktarda hikaye, efsane diyeceğim. Bu önemli miktarda efsaneyi aktarırken sayısını vurgulamak amacıyla a significant number of diyebilirim, a considerable number of diyebilirim, a great number of diyebilirim. Great yok, considerable yok, significant yok. Onun yerine a substantial amount of magical tales. Yine önemli miktarda efendim büyülü efsaneler, hikayelerden bahsedip devam edebilir. Çünkü vague ve hazy belli belirsiz, anlaşılması net olmayan, anlaşılması girift kolay olmayan anlamıyla A ve C aynı grupta figüratif mecazi konuşmalarda, mecaz bol bulunduran yazılarda kullandığımız bir sıfatımız figüratif. Prospective, müstakbel, olası şeklinde kullanmış olduğumuz o ihtimalliği veren probable, possible mantığını bizlere sunmakta sevgili arkadaşlar. Sağlık yetkilileri şöyle bir uyarıda bulunuyor. Uykusuzluktan kaynaklı kişilerin kendini yorgun hissetmesi temel ciddi bir rahatsızlığın işareti olabilir dediğimizde ciddi temel bir tıbbi rahatsızlık diye gideceğim. Bu temel noktasını verirken overriding'le beraber yazmaya çalıştığım, bolca ikili götürdüğüm bir sıfat var. Az önce de overriding'in ön tarafında temel başlıca anlamıyla principle grubunda yer vermiştim. Prime olabilir, primer olabilir, principle olabilir dedik ve sonrasında underlying ya da overriding olabilir demiştik. O basicliği vermek için arkadaşlar, o chief, o main noktasını vermek için güzel kullanışlı bir sıfattır. Concessive dediğimizde ödün, taviz veren şeklinde gider.
Bizim konsesif kontrastlarımız vardır. Taviz veren, ödün veren zıtlık yapılarında oldular bu şekilde aktarılır arkadaşlar. Stormy, fırtınalı bir ilişki olabilir. Çok sert, tartışmalı bir toplantı olabilir. Reckless'ta dikkatsizlik vardır. Indigenous'ta yerli olma, o bölgenin lokal kişisi, native kişisi olması vardır. Biraz aşırı kilolu olan kişiler genellikle sevgili arkadaşlar dışlanır dediğimde normal askeri boyutta alacak olsam sürgün etmek şeklinde kullanabileceğim bir fiil. Sürgün etme ya da sosyal bilimler çerçevesinde dışlamak diye değerlendireceğim. Aşırı kilolu olan insanlar genellikle dışlanırlar ve kendilerine dair olan, kendilerine yönelik bu ayrımcılık da yaygındır diye gideceğiz. İş alımlarda olsun, terfilerde olsun. Bu dışlanmayı verebilecek bir fiile ihtiyacım var. Delineate dediğimizde sevgili arkadaşlar orada bir tasvir etme, tanımlama var. Ostracize dediğimizde dışlama var, sürgün etme var. Bursamız doğru fiilimiz. Opta seçmek, bir seçimde bulunmak, tercih etmek mantalitesi var. Opsiyon sözcüğü buradan geliyor demiştik. Poach, yasa dışı avlama, avlanma şeklinde kullanıyoruz ve preclude, alıkoyma, engelleme şeklinde değerlendiriyor. Genellikle precluded, engellenilme boyutunu insanlar için çok değerlendirmiyoruz sevgili arkadaşlar. Yani insanlara bir engel oluşturuluyorsa burada biraz daha normal bildiğimiz prevent boyutunda daha rahat kullanabiliriz. Preclude özellikle de from'uyla beraber, daha çok from'uyla beraber ne yapmaktan alıkoyuluyorsa bu insanlar, from hiring, from promotion şeklinde alınırsa preclude o zaman biraz daha rahat etmektedir. Genellikle sessiz katil olarak bilinen hipertansiyon çok çok az net semptomlar sergiler dersem, o net, o açık, o barizliği veren, yani benim bir önceki derste bir sıfatla beraber sunmaya çalıştığım, üstü açıksa, netse, barizse, belirginse. Çünkü üstü kapalı olduğunda biz onu cover etmiş oluyorduk değil mi? Örttüğümüzde, üstünü kapattığımızda üstü örtülü bir şey olunca covered oluyordu. O covered noktasında T ile beraber verdik. Overt olduğunda da sevgili arkadaşlar clear olacak şekilde, easy to understand, açık, net, anlaşılır şeklinde alabiliyoruz değil mi? Sessiz katil olarak bilinen hipertansiyon çok çok az, açık, net, belli, görünür efendim semptomlar sergilemektedir. Eşittir distinct diyebilirsiniz, clear diyebilirsiniz. Unequivocal diyebiliriz değil mi? Üstü kapalı olmayan, açık, net anlamıyla kullandık. Impressive, büyüleyici, müthiş anlamıyla. Promising, gelecek vadeden anlamıyla. Ultimate, nihai, son anlamıyla. Discreet, hem ağzını bıçak açmayan, ketum demek, hem de maharetli, hünerli anlamıyla kullanabileceğimiz bir sıfatımız. Sovyetler Birliği Rusya'daki, daha da Sovyetler Rusya'daki gerçek gücü temsil ettiği için Lenin yönetimindeki Bolşevikler Petrograd, Moskova'da en önemli Sovyetler kısmını ele geçirdiği anda başarıları da ne olmuştu? Başarıları da artık garantilenmişti diyeceğiz. Bu başarıları garantilendi ise, çünkü en önemli Sovyetlere ait olan kısımları ele geçirmişler. Ve o zaman başarı bir nevi guaranteed oldu. Bu guaranteed noktasını veren, tabii içerisinde sure mantığını da barındırıyor değil mi? Assure dediğimizde temin etmek, garantilemek anlamıyla kullandığımız bir fiilimiz. Dediğim gibi burası secured diye de verilebilir arkadaşlar. Güvence altına alındı, teminat altına alındı, garanti edildi şeklinde değerlendirmiş oluruz. Assure'da olsun, secure olsun, reassure olsun, bunlarda hep bir garanti mantalitesi vardır. Lease dediğimizde kiralama bakış açısı devreye girecek. Release dediğimizde piyasaya sürmek, salmak, salıvermek şeklinde kullanacağız. Hinder'da engellemek, alıkoymak diyeceğiz. Torment'da da zulmetmek, işkence etmek bakış açısı var sevgili arkadaşlar. 20 numaraya geldiğimizde de having arisen from a natural division of labor based on age and gender şeklinde, yaşa ve cinsiyete bağlı olarak şuradaki iş bölünmesinden, doğal bir iş bölünmesinden meydana gelen sınıf farklılıkları ya da age classes, yaş sınıfları diyelim. Tamam, cinsiyet ve yaşa bağlı olarak bir iş bölünmesinden ortaya çıkan yaş sınıfları primitif, ilkel olan komün sistemin dağılması esnasında bunlar da sevgili arkadaşlar ne olacak? Ortadan kayboldu diyeceğiz bu yaş sınıfları için.
Bu komün sistemin dağılması esnasında ortadan kalkıyorsa sevgili arkadaşlar, bir disintegration boyutunda, o zaman şu kelimeden biraz destek alıp bunlar da vanished oldu, disappear oldu şeklinde değerlendirebiliriz. Bu yaş sınıflarının disappear olması, vanish olmasını Bursa ile beraber tarih sahnesinden silindi şeklinde yorumlayabiliriz. Çünkü register dersek bu sınıfların kayıt olma noktası vesaire olmaz. Bu bildiğimiz normal ders yapılan sınıflar şeklinde değil. Register kaydetmek, kayıt olmak, kayıt altına almak şeklinde gidiyoruz. Prompt'ta tabii ki olumlu cümleler için gaz vermek, desteklemek, teşvik etmek, olumsuz cümlelerde neden olmak, yol açmak şeklinde. Obligate, mecbur kılmak, mecbur tutmak, zorunlu tutmak şeklinde. Grab, yakalamak, ele geçirmek. Aynı bizim capture gibi, aynı bizim seize şeklinde kullanmış olduğumuz fiillere tekabül etmektedir. 21 numaraya baktığımızda, uygulamaya bakıldığında, uygulama açısından in practice, ahlaksızlık, immoralism, ya neyle bağlantılı? Bir kişinin ahlaki olarak yetersiz bir şekilde gelişmesi, yani yeterli gelişememesiyle bağlantılıdır. Ya da neyin sonucunda ortaya çıkar? Toplumun bütün katmanlarının dağılmasına yol açacak sosyal bir aykırılık olabilir. Sosyal bir çelişki olabilir, değil mi? Bu sosyal çelişkilerin, bu sosyal aykırılıkların diyelim sonucunda ahlaksızlık meydana gelir. Evet, bir depravity mantığıyla alıyoruz, değil mi? Başar hocam, orada ahlaki açıdan bir yoksunluk noktasında deprave diye ağlı olacak şekilde. Deprive dediğimizde o mahrumiyet, o yoksunluk devam eder. Social depravity olsa güzel olurdu orada. Sosyal ahlaksızlık şeklinde giderdik ama burada social contradictions dediğimizde meydana gelen bu sosyal aykırılıkların sonucunda, sosyal çelişkilerin sonucunda diye contradiction şeklinde alabiliriz. Zaten nerede bir kontra mantığı var, orada bir karşıt olma, bir çelişki bakış açısı gelebiliyor. En azından oppose mantığı var. Pros dediğimizde bir şeyin artısı, değil mi? Pros and cons diye artı ve eksileri şeklinde değerlendirebiliriz. Pro bir şeyin advantage kısmı, benefit kısmı olarak karşımıza gelir. Income noktasında o gelirden bahsederiz. Benefitte yine pro mantığıyla onun artısı, faydasından bahsederiz. Collision dediğimizde sınavda collision'ın edatını sormuşlardı 2018 yılında. Collision with olacak şekilde neyle? Çarpışıyor isek. Orada bir çarpışma, kafa kafaya gelme noktası var collision'da. Cordoba halifeliğinin dağılmasını fırsat bilen, taking advantage of the disintegration of the caliphate of Cordoba, Cordoba halifeliğinin dağılmasını fırsat bilen Sevilla kadısı yönetimi, iktidarı ele geçirdiyse ve efendim yeni kurulmuş devletin kralı oldu ise, yönetimi iktidarı eline geçirmede capture power gibi, capture power şeklinde o yönetimi iktidarı eline geçiriyorsa eşittir. Burada da yine capture bakış açısını sürdüren güzel bir filmimiz var. Sizlerin belirttiği gibi seize power arkadaşlar, yönetimi iktidarı ele geçirmek şeklinde kullandım. Evet, burada affirm dediğinde teyit etmek, onaylamak şeklinde alırız. Postulate'de think fiili vardır arkadaşlar. Think yine düşünmek anlamıyla, kafa yormak anlamıyla bir ağır fiillerimizden bir tanesi. Postulate eşittir think gibi. Ponder over şeklinde az önce değerlendirdiğimiz bir fiilimiz vardı. Inquire ya da enquire, bir sorgulamak, bir merak etme bakış açısı var. Enquire ya da iyili olacak şekilde. Inquire, araştırma, inceleme, sorgulama, merak etme gibi anlamlarla karşımıza gelir. Collapse tabii ki çökme, yığılma. Bir kişinin yere yığılmasında da collapse, imparatorlukların, kişilerin çökmesinde de, şirketlerin çökmesinde yine collapse fiili kullanılabilir. After about 2 months, yaklaşık olarak 2 ay sonrasında bebekler kırmızı ile yeşil arasındaki renk ayrımını yapabiliyorlarsa, kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt edebiliyorlarsa, tabii ki between and ile beraber güzel kullanılan bir fiilimiz var burada. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi distinguish between X and Y arkadaşlar. X ve Y arasında ayrım yapmak şeklinde. Differ X from Y, differ red from green diye gidersek bu sefer differ alabiliriz. Okay? Differ red from green. Kırmızının yeşilden farkını sizlere söyleyebiliyorlarsa bu sefer red hemen başta gelir. Sonra between and kalkıp araya from gelir. Bir şeyi bir şeyden ayırt etmek, ayrımını söyleyebilme şeklinde olur. Ama distinguish between and, bir şeyle bir şey arasındaki ayrım yapılabiliyorsa ya da distinguish hemen arkasında among
evlatlar arasında bir ayrım yapılması varsa, aynı discriminate boyutunda olduğu gibi sevgili arkadaşlar, ayrımcılık yapma noktasında arka taraf between'le de among'la da çok güzel çalışabilir. Articulate, bir şeyi dile getirmek, söylemek. Salvage, kurtarmak, aynı save gibi demiştik. Aynı recover şeklinde ele alınabilir demiştik. Encompass, hem çevrelemek fiili hem içermek, kapsamak fiili olarak karşımıza geliyor. Bir kişinin söylediği sözler sert düşmanca bir tepkiyi doğurduysa, sert düşmanca bir reaksiyona sebep oldu ise ve sonra da geri adım atmak zorunda kaldıysa o kişi, sert bir tepkiye sebep olmasını, yol açmasını, evet burada cause mantığıyla, induce mantığıyla prompt diye alabiliyoruz, yol açma, sebep olma şeklinde. Salvage, az önce kurtarmak, geri almak demiştik. Withdraw'da geri çekilmek, ATM'den parayı geri çekme noktasında da var. Orduların, birliklerin geri çekilmesi noktası da var. Forage, bilhassa for edatıyla beraber yiyecek bakmak, yiyecek aramak şeklinde kendine özgü bir kullanımla karşımıza gelebilmekte. Forage for food gibi gıda aramak, yiyecek aramak eşittir aramak ekseni etrafında dönelim. Average, ortalaması nokta nokta olmak, ortalama olarak nokta noktayı almak şeklinde ya da bir ortalamaya sahip olmak diye o average aklınıza gelsin. Bizler için yeterli olur. Şimdi hızlı büyüyen bir ot varmış. Buna tüylü panik demişler arkadaşlar. Tüylü panik olarak adlandırılan bu ot, efendim, Avustralya'nın küçük bir kasabasında neye yol açıyor? Yıkıma, tahribata, kaosa yol açıyor diyeceğiz. O yıkıma yol açması, o hasara yol açması, o tahribata yol açması, destruction anlamıyla, destruction anlamıyla kullanılan bir isim var. Diğerlerini bir tarayın bakalım. Diğerlerinden çıktıktan sonra belki karşınıza gelebilir. Çünkü sincerity derseniz içtenliğe, samimiyete yol açıyor demek olmaz. Sense dediğimizde bir hissiyata, bir anlayışa yol açıyor demek olmaz. Prominence dediğimizde tanınırlık, bilinirlik, bir önceliğe yol açıyor demek olmaz. Interpretation, bir yorumlamaya, bir çeviriye yol açıyor demek olmaz. Ama havoc dediğimizde, bu havoc mantalitesinde bir destruction vardır sevgili arkadaşlar. Evet, basit mantıkta cause, havoc şeklinde gidebilir. Bir yıkıma, bir tahribata, bir zarara yol açmak. Halit hocamın yazdığı wreck, havoc on something şeklinde yine o hasara yol açma boyutunda wreck olabilir. Inflict olabilir arkadaşlar. Inflict havoc on something ya da somebody şeklinde bir hasara yol açmasını inflict fiili ya da wreck fiiliyle beraber değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Uykusuzluk tabii ki kimyasalları salgılar değil mi? Beyinde kimyasalları salgılıyor bu uykusuzluk. Peki bu beyindeki kimyasallar, yemek yemekten alınan hazzı ne yapan kimyasallar? Yemek yemekten elde edilen, alınan hazzı, zevki arttıran kimyasallar oluyor değil mi? Uykusuz kaldığında insanların habire yemesinin sebebini birazcık bizlere açıklamaya çalışıyor. Yemek yemekten alınan hazzı arttırıyorsa improve ediyordur, enhance ediyordur. Buyurun, burada işte raise olur arkadaşlar, o arttırma bakış açısıyla. Entail dediğimizde gerektirmek, şart koşmak şeklinde kullanıyoruz. Load, nefret etmek fiilimiz. Enlarge, genişletmek fiilimiz. Prevail, hakim olmak, yaygın olmak, hüküm sürmek, nokta noktaya sirayet etmek şeklinde, hani öyle bir yaygınlığı bizlere anlatmaya çalışan fiilimiz. Ghana Cumhurbaşkanı Mahama abimiz demiş ki, kendi ülkesi bundan sonra Afrika Birliği üye ülkelerinin vatandaşlarına vize uygulayacağını söylemiş. Özel bir kalıbımız geliyor. Hatırlayacak olursanız önceki derslerde strike a deal, anlaşma yapmak gibi. Cast'le beraber cast light on something, bir şeye ışık tutmak gibi. Give impetus to, bir şeyi teşvik etmek, ivme, hız kazandırmak gibi. Burada da vize uygulamak diyeceğiz. Ama hangi fiili alalım sevgili arkadaşlar? Count derseniz saymak, güvenmek anlamıyla gidersiniz. Burada olmaz. Verify, teyit etmek, onaylamak şeklinde oluruz. Burada olmaz. Release, yaymak, salmak, salıvermek şeklinde olursunuz. Akıtmak olur. Burada olmaz. Cripple, felç etmek, felce uğratmak olur. Ama burada değerlendireceğimiz bir fiil değildir. Issue, evet, isim olarak sıkıntı, sorun, konu dergiler için sayı anlamıyla beraber, ama issue, visa dediğimizde o vize uygulamak şeklinde değerlendirdiğimiz fiil oluyor. Özellikle pasaportlarımıza baktığımızda o pasaportunuz hangi birim, hangi emniyet birimi tarafından uygulanmış, düzenlenmiş ise o vize düzenlemelerine issued by diye görürsünüz pasaportlarınızda. Tabii ekonomistin bir istihbarat birimi var. Bu derginin istihbarat birimi şöyle bir uyarıda bulunuyor. Başkan Donald Trump dünya ekonomisini ne yapabilir tabii ki?
bu kötü politikalarıyla beraber ister siyasi gerginlik olsun, isterse dünya ekonomisini olsun burada tehlikeye atabilir şeklinde aldığımızda bu tehlikeye atmasını bir nevi threaten gibi kullanabileceğimiz güzel bir tehlikeye atmak fiili var. Bu zamana kadar bolca ismiyle gördük, isim olarak gördük, sıfat olarak karşımıza gelmeye çalıştı. Jeopardize fiilinden bahsediyoruz. Threaten mantığıyla tehlikeye atmak şeklinde kullandığımız fiil. Çünkü specify dediğimizde belirgin hale getirmek, belirginleştirmek. Herald yani kaç defa geldi artık biz de şaşırdık. Habercisi olmak, müjdelemek, assign, atamak, vermek değil mi? Give mantığı var. Hoca çok fazla bize ödev atıyor diyorsanız burada ödev verme şeklinde bir give mantığı var. Tabii bir kişiyi farklı bir şubeye gönderiyorsak atama şeklinde orada görevlendirme bakış açısıyla gidebiliriz. Handle'da bir sıkıntılı durumla uğraşmak, ele almak fiilimiz address fiili. Deal bitlerle, cop bitlerle aynı şekilde gidiyor. Sisi'den bahsediyoruz. Rejim karşıtlarına neye devam ediyor? Rejim karşıtlarına zulmetmeye devam ediyorsa bu baskılamak, bu zulüm anlamıyla kullanılan bir isim var orada sevgili arkadaşlar. Bu zulümlerde, bu baskılarda bizim aklımıza ne gelmesi gerekiyordu? Presleme bakış açısı değil mi? Preslemelerde özellikle suppression, oppression, pressure, repression ve crackdown gibi sözcüklerimiz bizlere hemen baskı, zulüm şeklinde, cruelty şeklinde geri dönebilmekte. Çünkü courage dediğimizde cesaret olmuş oluyor. Accusation dediğimizde itham, suçlama olmuş oluyor. Precision dediğimizde netlik, kesinlik olmuş oluyor. Clash dediğimizde çatışma sözcüğü karşımıza gelmektedir. Tabii son dönemlerde ticari mallara dair bir fiyat dalgalanmaları var. Bu fiyat dalgalanmalarıyla güzel gidecek bir sıfatımız var. Son dönemdeki bu istikrarsız dalgalanmalar, düzensiz dalgalanmaları anlatabilecek bir sıfata ihtiyacım var sevgili arkadaşlar. Ve Kolombiya ekonomisinde hissedilen etkisinden bahsediyoruz. Ülke ekonomisinin biraz çeşitlendirilmesi, biraz canlandırılması gerektiğinin bir mesajını bizlere vermektedir diyor. Emtialara, ticari ürün eşyalara yönelik o fiyat dalgalanmalarını en güzel anlatacak sıfatımız unstable anlamıyla, unsteady anlamıyla, inconsistent anlamıyla değil mi? Oradaki değişkenliği, oradaki istikrarsızlığı volatile sıfatıyla veririz ve changeable, changeable price fluctuation şeklinde o değişken fiyat dalgalanmalarından bahsederiz. Zaten dalgalanmanın içerisinde de burada istikrarsızlık var. Bizim Türkçe'de aldığımızda para cüzdanı gibi bir şey oluyor. Bizim Türkçemize vurduğumuzda bunun çevirisi evet bir anlatım bozukluğu gibi durabilir ama İngilizcesinde volatile fluctuation şeklinde o dalgalanmada volatile kullanmada bir problem hissetmiyorlar ki sevgili arkadaşlar. Sağda solda yazdığımızda karşımıza bolca gelmektedir. O volatilite zaten içerisinde evet bir istikrarsızlığı bir dalgalanmayı vermiş olmasına rağmen fluctuation, o dalgalanma noktasında bir istikrar da olabilir arkadaşlar. Arka planda böyle bir bakış açısı da olabilir. Vardır o dalgalanmasında ama şöyle gidiyordur, böyle gidiyordur. Bir aydır istikrarlı bir şekilde bir dalgalanma söz konusudur. Onun değişkenliğini vurgulamak. Bir de ön tarafını da olumsuz yaparsanız volatile olur. Committed, evet işlenmiş suçlarda ya da kendinizi bir şeye adamış iseniz adanmış, adamış şeklinde kullandığımız devoted gibi committed var. Ve tabii ki orada yine dedicated olacak şekilde kullanıyoruz. Previous diye aldığımızda daha önceki, adjacent dediğimizde yandaki, bitişikteki, susceptible diye aldığımızda oradaki arkadaşlar savunmasızlık, hassasiyetlik vurgulanmaya çalışılır. Orta Amerika'dan refakatsiz gelen göç, çocuk göçleri, Orta Amerika'dan refakatsiz çocuk göçleri Amerika'da vergi ödeyen her vatandaşın üzerinde büyük bir ne oluşturmaktadır? Çocuklar elini kolunu sallaya sallaya Orta Amerika'dan geliyorlar Amerika'ya. Vergi ödeyen kişilerin üzerine tabii ki büyük bir yük olmaktadır. Büyük bir yük bindirmektedir değil mi? Buradaki o yükü vermek için güzel bir ismimiz var. O da tabii ki burden on somebody, burden on something şeklinde gidiyoruz. Adana'mız sevgili arkadaşlar bizleri karşılıyor. On edatıyla beraber çok güzel değerlendirilebilmektedir. Bu yük mantığı aklımızda bulunsun. Resource dediğimizde kaynak. Plot dediğimizde hem konu anlamı var hem komplo anlamı var plotta. Hem kaynak, pardon hem konu hem komplo anlamıyla beraber kullanıyoruz plot noktasını. Tabii bazı yerlerde plotta arazi, arazi anlamı da karşımıza gelmekte plot. Influence, etki sözcüğümüz, izlenim sözcüğümüz, apprehension, bir.
Efendim anlama, idrak etme mantığı var apprehension'da. İki, gözaltına alma, tutuklama bakış açısı var apprehension'da. Üç, kaygı, tasa anlamı var apprehension'da. Geldiği yere göre yorumluyoruz sevgili arkadaşlar. Ve yetkililere göre more artillery shells, daha fazla top mermisi. Yetkililere göre Suriye'ye Vietnam Savaşı'ndan bu yana herhangi bir yerde olduğundan daha fazla top mermisi Suriye'ye atıldıysa arkadaşlar, bomba atıldıysa, buradaki gibi gülleler atıldıysa, top mermileri atıldıysa, füze, roket bir yere atıldıysa askeri tabirde konuştuğumuzda, o atmaların bütün hepsinin birleştiği yer tabii ki ve tabii ki launch fiili olmaktadır. Launch shells, shell burada tabii ki kabuk anlamıyla kullanılmıyor. Top mermisi, gülle anlamıyla beraber alabiliyoruz. Roket de olabilirdi burası, füze de olabilirdi. Buralardaki o fırlatma bakış açısını launch'la beraber veriyoruz. Çünkü prelude'de engellemek, alıkoymak var. Roast'ta pişirmek bakış açısı var. Roast'o ifademiz. Not, kayda geçmek, kayıt altına almak, belirtmek fiilimiz. Ve inspect de teftiş etmek, gözden geçirmek fiil olarak karşımıza gelmektedir. 2014'teki son seçimlerden bu yana binlerce Afgan göçmen ve mülteciler ne yapılıyor? Sınır dışı edilmektedir ya da dönüş gerçekleştiriyorlar. Yani bir ülkenin tekrar doğmasına dair bir umuttan dolayı değil de sert, düşman, yaşama elverişli olmayan yurt dışındaki bir iklimden kaynaklı çaresizlikten dolayı dönüyorlar arkadaşlar. Yurt dışındaki bu iklim nasıl bir iklim? Sert, düşman, kötü bir ortam var yurt dışında. Bu kötü ortamı veren, bu sert ortamı veren biraz savage bir iklim var diyor. Biraz violent bir iklim var diyor. Biraz bad, biraz inhospitable bir iklim var diyor. Bu yaşama elverişli olmaması, biraz sertliği anlatan, biraz düşman, biraz kötüyü, biraz unfavorable bir ortamı anlatan sıfat var sevgili arkadaşlar. Bunu neyle verelim? Current, güncelle veremeyiz değil mi? Şu andaki güncel diyemem. Prolong dediğimde tabii ki uzun şeklinde alıyoruz. Prolong yine o long mantetesini devam ediyor. Hostile dediğimizde bir, düşman, iki, olumsuz. Olumsuz bir iklim var, sert bir iklim var yurt dışında. Ceyhanımız doğru sıfatımızdır. Constructive, yapıcı şeklinde alıyoruz. Destructive, yıkıcı şeklinde tezatlaştırıyoruz. Tangible, elle tutulabilir, gözle görülebilir. Ne diyorduk? Bizim biraz daha delile ihtiyacımız var diyorduk değil mi? Tangible evidence olacak şekilde somut delil diye gidiyorduk. Tangible'da elle efendim tutulur, gözle görülür şeklinde o somuta indirgenme noktası vardır tangible'da. Foreign currency reserves, döviz rezervleri Kenya'da bitti, tükendi ve uluslararası mali ve diğer varlıklar tabii ki donmuş bir şekilde, yani faydalanılamıyor dediğimizde, bu diğer kaynakları neyle anlatacağım? Bu diğer varlıkları, bu diğer kazanç getiren şeyleri veren bir ismimiz var orada. Değil mi? Salary dersek maaş olacak olmaz. Rate desek oran, ücret olacak olmaz. Cost desek maliyet olacak olmaz. Measure desek hem ölçüm olacak hem önlem olacak olmaz. Ama asset dediğimizde özellikle o valuable olan noktalar, o kıymetli, değerli olan ne varsa onlara asset diyoruz. Varlık diyoruz değil mi? Diğer varlıklar da donmuş bir şekilde ise, kullanılamıyorsa asset sözcüğü, valuable items, valuable things ya da valuables, valuables, o kıymetliler, o değerliler olacak şekilde gider. Tabii bir tarım toplumunda özellikle bir surplus labor, biraz işçi fazlalığı olan bir tarım toplumunda, efficiency wages, maaşların güzel olduğu bir tarım toplumunda bir hava ya da bir piyasa şoku neye yol açabilir? Ration out, hop, karneye bağlanmasına yol açabilir. Kimleri karneye bağlayabiliyoruz böyle kötü bir ortam olduğunda? Lacking adequate physical, yeterli fiziksel nesi olmayan kişiler hemen başkalarına bağımlı hale gelebilir. Karneye bağlanabiliyor. Yeterli fiziksel gücü, direnişi olmayan ve yeterli mahareti, hüneri olmayan kişiler ration out, devre dışı bırakılabilirler, karneye bağlanabilirler diyor bir anda. Tabii ki bu yeterli fiziksel güç, direnç diye aldığımda power gibi, durability gibi değerlendirebileceğimiz bir stamina var. O staminada direnç var, resistance var, dayanıklılık var sevgili arkadaşlar. Eşittir power mantalitesi var. Outlay'de masraf, harcama diye değerlendiriyoruz. Reflection'da yansıma, düşünme,
diye değerlendiriyoruz. Fatigue, yorgunluk diye alıyoruz. Mortality, ölüm diye değerlendiriyoruz. Ve aynı zamanda yaşam süresi, ömür şeklinde karşımıza mortality gelmekte sevgili arkadaşlar. Evet, Ruanda'nın Çevre Fonu diye bir fon var. Buradan Hubert Rizibizi abimiz, CEO'muz ne demiş? Ruanda'nın nasıl başarılı bir şekilde çevre büyümesini ve iklim direncini gerçekleştirdiğini ne söylemiş olabilir? Aslında gerçekleştirdiğini, nasıl bunları mali açıdan desteklediğini bizlere anlattıysa, bizlere söylediyse bu CEO, CEO'nun bize bunların nasıl olduğunu, bunları nasıl gerçekleştirdiğini anlatmalarını hangi fiille beraber söyleyebiliriz? Tabii oradaki anlatma söylemelerde işte say, tell mantığını biz articulate'le dile getirmekle bir üste doğru taşıdık. Burada utter olabilir değil mi? Utter, dile getirme. Statement'ın state'i söyleme, dile getirme. Note, belirtme, söyleme. Remark, belirtme, söyleme, dile getirme. Eşittir reveal, aynı şekilde yine söylemek, anlatmak, açığa çıkarmak diye kullandığımız bir fiilimiz geldiği yere göre. Burada normal bir şey söylemiş. Ben de hiç kastırmıyorum. Dediğim gibi utter gibi, state gibi, articulate gibi, say, tell gibi, not gibi, remark gibi fiillerle aktarabiliriz, dile getirebiliriz. Seize, sonlanmak, son noktayı koymak, son vermek. Seize fire, ateşkesten geliyor. Soar, fiyatların, ücretlerin artması şeklinde. Tackle, bir sıkıntıyı, bir problemi alt etmek, uğraşmak, başa çıkmak şeklinde. Ve ponder da az önce bir postulate diye gördük. Postulate'de de kafa yorma, düşünme şeklinde değerlendirmiş idik sevgili arkadaşlar. Şimdi bir Afrikalı bakış açısından bakacak olursak, Afrika Gelişim Bankası diye bir banka var. Bu banka efendim çevresel büyüme söylemi, yani çevre açısından bir büyüme söylemi var. Herkes bundan bahsediyor. Bu çevreyi büyütme, çevreyi geliştirme söylemine aracı olmuş, elçi olmuş bir firma olduğundan, elçi olmuş bir banka olduğundan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Pekala, bu konuda yani çevresel olarak bir gelişme kat etme noktasında bu bankamız, bizim Ziraat Bankası tarzında düşünebilirsiniz. Bir aracı olduysa, bir elçi olduysa, bu aracı, bu elçi mantalitelerini, bu vesile mantığını verebilecek olan ve TÜED adıyla beraber kullanılan instrumental TÜ olacak biçimde, aslında hocam bizim bank hocam diyor. Tamamdır. O zaman direkt aldım. Denizli'ye götürdüm. Sustainable olsa sürdürülebilir. Yani TÜ ile beraber çok gitmeyiz. Worthy olsa off'la beraber gider. Değer, kıymetli diye alıyoruz değil mi? Şunu yapmaya değer, bunu etmeye değer ve kıymetli diye kullandım. Soul, tek, yalnız demek, TÜ ile beraber kullanılmaz. Evet, vulnerable aldığımızda bu savunmasızlık, bu hassaslık vurgulanır ama burada bu bankanın savunmasız, hassas bir halde olmaktansa green growth var. Yani çevresel olarak bir büyüme söylemi var. Discourse, herkes bundan bahsediyor, konuşuyor. Bu bankada aracı olmuş arkadaşlar. Instrumental to olmuş diyoruz. Yasa dışı avlanma azaldı diyeceğiz Kenya'da. Ama nasıl azaldı, güzel bir zarfla anlatalım değil mi? O popüler, o güzel zarf. Dedik ki işte considerably azaldı. Büyük ölçüde, önemli ölçüde. Yok. Substantially azaldı. Büyük, önemli ölçüde yok. Greatly yok. Significantly yok. Noticeably yok. Değil mi? Bunlar yok. O zaman ben de diyeceğim ki o sert bir şekilde ciddi oranda efendim azaldıysa, düştüyse, bu sertliği, bu ciddiliği veren tabii ki o net bir şekilde düşüş olmasını sharply fiilimiz, zarfımız da güzel efendim fiillerle, özellikle de artmak, azalmak gibi fiillerle çok güzel bir şekilde kullanılmakta arkadaşlar. Net bir şekilde, keskin bir şekilde, net olarak gibi anlamlarla kullanabiliriz. Yani orada hızlılığı verir. Hızlı bir şekilde artmak, hızlı bir şekilde azalma şeklini alabiliriz. Intentionally, kasti, bilerek diye alıyor. Çünkü intent ya da intentionally bir niyet var sevgili arkadaşlar. Flawlessly, kusursuz bir şekilde. Merely, sadece. Roughly, kabaca, yaklaşık olarak şeklinde kullanıyoruz. Rakamların önünde kullanılıp bizim işimizi çok gören bir zarf grubu vardı. Değil mi? Bu zarf grubunu hatırlar mısınız? Burada da 600 bin müşteriden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Burada rakamsal boyutlarda karşımıza gelen ve kullanılmayı çok sevmiş olan bir grubumuz var. Yaklaşık olarak grubu değil mi? Yaklaşık olarak 600 bin müşteri diye aldığımızda practically 600,000, practically var, virtually var, approximately var, almost var, nearly var, roughly var. Or so dediniz değil mi? More or less dediniz, aşağı yukarı şeklinde. Some dedik,
birçok kullanımda karşımıza geldi. Closely yakından diye alıyoruz, yaklaşık olarak almıyoruz. Yakından inceleyebilirsiniz bir şeyi. Bizim yakından diye aldığımız yaklaşık olarak mantığı nearly'dir. Closely değil arkadaşlar. Abruptly aniden, ambiguously vaguely, hazily, belli belirsiz bir şekilde, equivocally değil mi? Üstü kapalı olmayacak, pardon üstü kapalı olacak şekilde diye aldım. Substantially büyük oranda, önemli ölçüde diyorum. Memurlar var, polis memurları, bir anne ve bir erkek çocuğunun izini sürmeye çalışıyor. Bunlar efendim kaybolmuşlar bu bölgeden. Korkular da artıyormuş. Korkular da artıyorsa güvenliklerine dair bu arama kurtarma çalışmalarına güzel eşlik edebilecek bir zarfı arıyorum sevgili arkadaşlar. Ne diyelim, çaresizce arıyorlar dersek güzel olur değil mi? Çaresizce noktası buralarda güzel değerlendiriyor. Zaten umutsuzluğu veriyor bize. Lucratively dediğimizde evet burada lucratively alamayız çünkü karşımıza böyle karlı bir şekilde diye gelir. Burada karlı bir şekilde aramaya, bulmaya çalışmak olmaz. Karlı bir şekilde bir antlaşma imzalayabilir taraflar değil mi? Viciously dediğimizde alçakça, acımasızca diye. Bazen vicious circle şeklinde böyle kısır döngü, bir verimi olmayan, bir yere çıkmayan o kısır döngülerde de karşımıza geliyor vicious circle diye. Ama viciously alçakça, haince, acımasızca diye. Geçenlerde bir despitefully almıştık, hatırlar mısınız? Despitefully. Ona geliyor biraz hunharca, öldürmeler noktasında. Nearly yaklaşık olarak desperately doğru zarfımız. Çaresizce, smartly, zeki, akıllı bir şekilde diye değerlendiriyoruz. Ve Britanya'da kürtaj yasak. Ne haricinde bir hanımefendinin, bir kadının hayatı riskte olduğunda ya da ciddi bir tehlike arz ettiğinde sağlığına. Bu ciddi tehlikeyi bir adet daha sıfatla anlatacak olsak, bu ciddi tehlike nasıl olacaktı? Bir de değil mi, Allah korusun, kalıcı ciddi bir tehlike söz konusuysa diye burası pekiştirilebilir. Bu kalıcı ciddi tehlikeyi de, tehdidi de permanent serious danger, permanent or serious diye ayırmışız gerçi. Ben birleştirerek and gibi değerlendirdim. Olsun, kalıcı ya da ciddi bir tehlike olduğunda da yine bu durumlar haricinde yasa dışı olduğundan bahsediyor. Necessary de gerekli olmasından bahsediyoruz. Elzemlik var. Pertinent konu ile alakalı. Konu ile ilgili relevant olması, pertinent olması. Submissive, boyun eğen. Yani uysal kişilerde kullanıyoruz. Uysal, boyun eğen şeklinde alıyorum. Illicit de yine yasa dışı, illegal demektir. 17'nin Edirne'sinde notumuz bu şekilde olsun. Efendim daha sıkı çalışan öğrenciler daha bir mutlu oluyor ve akıl sağlığı problemlerini ne yapabiliyorlar? Üstesinden gelebiliyorlar değil mi? Bu sıkıntıların, bu problemlerin üstesinden gelmek derken sevdiğimiz yine kullanışlı birçok fiilimiz var. Get over gibi, efendim surmount gibi, handle gibi, tackle gibi, address gibi bu başa çıkma uğraşmalarda overcome fiili de tabii ki bizlere eşlik edebiliyor. Bu akıl sağlığı sıkıntılarına uğraşmak, başa çıkmada enroll diyecek olsam kayıt olmak olur. Register gibi bir yere kayıt olmaktan bahsetmiyoruz. Covet geldi, bu sefer R yok. Göz dikmek, bir ülkenin kaynaklarına göz dikmek, kötü gözle bakmak şeklinde kullanıyoruz. De segregate aldığımızda, şimdi segregate desek ırk ayrımcılığına yol açmak değil mi? Irk ayrımcılığı yapmak olur segregate. De segregate dediğimizde ırk ayrımcılığına son verme, yani bir araya getirme, insanları toplama şeklinde kullanabiliyoruz. Ayrımcılığa son verme fiilimiz de segregate. Yield tabii ki, yield'da da teslim etme, teslim olma, ürün, hasat verme şeklinde kullandığımız bir fiilimiz, kullanışlı bir fiil. Bir nun var, bir dini görevli rahibe var. Tokat attığını, dövdüğünü inkar eden bir rahibe ya da zorla yedirdiğini inkar eden bir rahibeden bahsedeceğiz. Hangi çocukları? Kendi bakımı efendim altında olan, kendi bakımı altındaki, tabii ki bu çocuklar nasıl çocuklar olacak arkadaşlar? Birazcık savunmasız halde olan çocuklar olacak değil mi? Kendi bakımı altında bulunan savunmasız çocuklara zorla yemek yedirdiğini, dövdüğünü efendim inkar eden bir rahibe. Yaklaşık olarak 20 yıl önce böyle bir inkarda bulunmuş ama suçunu ilk kez itiraf etmesinden bahsediyor. Bu çocukların biraz disadvantaged bir boyutta olmasını, vulnerable children şeklinde, o savunmasız, defenseless değil mi? Susceptible, defenseless children diye çok rahat değerlendirilir, güzel olur. Evident, net, aşikar, bariz
diye aldım. Enraged, kızgın, öfkeli bir rage var işin içerisinde. Outraged ve enraged'lerde. Generative dediğimizde üretken, üreten şeklini alıyoruz. Jeneratör mantığından geliyor ve marital diye aldığımızda da efendim medeni durumuna ait, özellikle yabancı işte pasaportlarda vesaire marital status diye verilir. Medeni hal, medeni durum. Oradaki medeni evliliğe ait, evliliğe dair şeklinde kullanılmakta sevgili arkadaşlar. Martial'la karıştırmayın. Martial savaşa ait, savaş ilgilendiren. Özellikle martial arts diye savaş sanatları, dövüş sanatları vesaire diye geçiyor martial art'ta. Marital dediğim gibi medeni duruma ait olacak şekilde. Angela Merkel tabii ki biraz uç boyuttaki dini grupları, tecavüzcüleri, canileri, teröristleri ülkeye almakla off edilmiş Angela Merkel. O zaman suçlanmıştı dersek fena olmaz bu soru için, değil mi? Bir de sorguya çekilmiş kendisi arka taraftan, muhalefet tarafından diyor. O zaman ön taraftan off'u seven bir suçlama gelsin. Suçlamanın ABC'si noktasını hatırlayalım. A'da accuse var, B'de blame var, C'de charge var. Accuse'u off'la, blame'i for'la, charge'ı with'le olacak şekilde o suçlama bakış açısını verebiliriz. Inquire ya da inquire'da sorgulamak, araştırmak bakış açısı var. Mark'ta altını çizmek, belirtmek ve aynı zamanda kutlamak bakış açısıyla da gördük Mark'ı. Harass, taciz etmek fiilimiz ve probe, araştırmak, incelemek fiili olacak şekilde karşımıza gelmekte. 21 numaraya geldiğimizde ise artistic creativity in humans, insanlardaki bu sanatsal yaratıcılık may not be a cultural phenomenon, kültürel bir olgu olmayabilir. Düşünüldüğü gibi. Ne zaman düşünüldüğü gibi? Daha önceleri düşünüldüğü gibi öyle kültürel bir olgu olmayabilir. Evrime dayalı, gelişime dayalı bir durum, hal olabilir şeklinde dediğimizde arkadaşlar. Burada düşünülmesini nasıl alırız? Daha önceleri düşünüldüğü gibi. Güzel gider bu araya, değil mi? As previously thought, insanlardaki bu sanatsal şeylik, creativity, yaratıcılık, daha önceleri düşünüldüğü gibi kültürel bir olgu değil de gelişime dayalı bir olgu olduğu düşünülmektedir vesaire diye alırız. Scornfully diye aldığımızda küçümseyerek, böyle biraz üstten bakarak, hakir görerek diye alabiliriz scornfully. Rigorously diye aldığımızda sert, katı bir şekilde, sert, katı bir biçimde. Orada bir rigidlik var, rigidity var. Inflexible olmak, katılık, sertlik noktası var. Collectively, hep birlikte kolektif bir şekilde. Beneficially, faydalı, yararlı bir şekilde diye kullanabiliyoruz. Ve geçtiğimiz çarşamba günü Roy Lichtenstein fonu, kurumu, kuruluşu şöyle bir duyuruda bulunmuş bu fon, bu kurum, bu kuruluş arkadaşlar. Ne demiş? It will close its doors, artık kapılarını kapattığından bahsediyor bu kurum, kuruluş için. Ve holdinginden geri kalan ne varsa müzelere vereceğini söylemiş sevgili arkadaşlar. Holdinginden geri ne kalıyorsa bunu müzeye verecekse, the rest of blah blah şeklinde, the remains gibi düşünebilirsiniz bir şeyden arta kalan, geri kalan bakış açısını vermek için sevgili arkadaşlar. Holdinginden geri ne kalıyorsa, yani reminder, yani remainlerini, yani the restlerini, geri arta kalan ne varsa müzelere vereceğini söylemiş, ilan etmiş. Benefactor olunca hayır sever oluyor çünkü. Çünkü bene'de bir hep iyilik var, değil mi? Bunu yapan, faktöre etmene ne diyoruz? Kişi olarak aldığımızda hayırsever diye değerlendirebiliriz. Founder'da kurucu var, follower'da takip eden, bir nevi mürit şeklinde değerlendirilebilir. Supplier, tedarik eden firmalarda kullanmış olduğumuz isim sevgili arkadaşlar. Ve hükümetler tabii ki şehir bölgesindeki kirliliği azaltmaya, kısmaya çalışıyorlar. Bisiklet kullanımını teşvik ederek. Fakat bu durum bisiklet kullanan kişileri de efendim emisyonlara karşı ne yapacaktır diyor. Tabii ki kullanmayan insanların arabalarından gelen salınımlara, egzoz dumanına tüh edecektir. Değil mi? Yani tamam hepimiz bisiklete bindik okey de, bir de kullanmayanlar var. Bisiklete karşı çıkanlar var. Bu bisikleti kullanmayan kişilerin bir egzoz duman gazları var. Bu insanları tabii ki bisiklet sürenleri bu egzoz dumanına maruz bırakacaktır sevgili arkadaşlar. Tüy ile beraber kullanılıp maruz bırakmak anlamıyla ya da maruz kalmak şeklinde aldığımız expose tüyümüz var burada. Tüy arka tarafa doğru kaçmış. Relate, ilişkilendirmek. Tabii o da tüy ile beraber kullanılıyor ama ilişkilendirmek bakış açısına uygun bir cümle
değildir. Forage özellikle gıdalar için yemek bulmaya çalışmak, gıda yemek aramak şeklinde kullandığımız bir fiilimizdi ve for edatını çok seviyordu. Attribute ile beraber kullanımda atfetmek, bağlamak şeklinde. Çocukların hatalarını gençliğine veriyorsanız, toyluğuna bağlıyorsanız attribute'ü de atfetmek, bağlamak yalısınız. Kitabınızı birine atfediyorsanız yine attribute'ü gider. Hoax, hoax kandırmak demektir arkadaşlar. Biraz kafaya alma, deceive bakış açısı var hoax'ta. O kandırma noktası devreye girer ve piyano mükemmel hale getirilmiş 18. yüzyıl başlarında bir klavsen yapımcısı tarafından. O klavsen, hapsikort yapımcısı tarafından 18. yüzyılda mükemmel hale getirilen bir efendim piyano var İtalya'da. Müzik bilimciler neyi söylemesine rağmen müzik bilimciler bu enstrümanın çeşitli yerlerde örneğine rastladığını belirtmelerine rağmen. Çeşitli yerlerde örneği varsa arkadaşlar, çeşitli yerlerde bu örneği ne rastlanıyorsa, örneğinin altını çizip belirtiyorlarsa, başka yerlerde de piyano kullanıldı canım. Sana birçok yer gösterebilirim, sana birçok zamanını gösterebilirim, sana birçok örneğini verebilirim derken örneğin bakış açısında for example gibi, for example gibi for instance kullanıyorduk değil mi? Örneğin bakış açısında. O yüzden bu enstrümanın birçok example'ı var yani. 18. yüzyılda falan olmuş değil. Daha önceki örneklerini gösterebiliriz size deyip instance'dan gidebiliriz. Arkadaşlar sample toplanan, işte topraktan alınan numune tarzında kullanılan örnek, örneklemdir. Buradaki numune şeklinde gider. O noktaya dikkat edin. Biraz daha toplama söz konusudur sample bakış açısında. Elinize eldiveni geçirirsiniz. Teker teker birkaç şey alırsınız sample'da. Probation, inceleme, soruşturma demektir. Prob, 20'nin Edirne'sinden geliyor. Probation, inceleme, soruşturma şeklinde. Construction, inşaat, inşa etme diye değerlendiriyor. Specimen, örnek, örneklem, numune diye sample'la Denizli ve Edirne'yi aynı kefeye koyabiliriz sevgili dostlar, aklınızda bulunsun. Güzel bir seriyle beraber iki testimize geldik, tamamladık. İyi oldu, pek de güzel oldu diyebiliriz. Biraz soluklanırken sizleri de ben bir 10 dakikalık molaya göndermiş olayım. 10 dakika sonra bir test daha alacağız. Sonrasında da Skills kitabımıza geçeceğiz.
peki aşkım ya. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden bizim vokabülary kitabımızda 8. teste de ulaşmış olduk. Yavaştan yavaştan eritiyoruz diyelim. Bu hafta içerisinde planlarım doğrultusunda vokabülary kitabını kenara koymayı planlıyorum işin açıkçası. O plan doğrultusunda o zaman 8. testimize yavaştan giriş yapmış olalım. Yorumlarınızı yine her zamanki gibi eksik etmeyiniz sevgili arkadaşlar. Geldim, gök bilimciler bir şeylerden şüphelenmişler. Yüzyıllarca neyden şüphelenmişler? Other stars had their own planets. Diğer yıldızların kendi gezegenleri olduğundan böyle bir şüpheleri var. Fakat 90'ların başına kadar bu duruma dair, bu kendi gezegenlerine dair delil ne yapamadılar sevgili arkadaşlar? 90'ların başına kadar bu gezegenlere dair herhangi bir delil elde edemediler ise, herhangi bir delili ortaya çıkaramadılar ise, gün yüzüne çıkarmak, ortaya çıkarmak, keşfetmek anlamı ile kullandığımız discover gibi, uncover gibi, unveil gibi o ortaya çıkarmalarda tabii ki unörtümüz var değil mi arkadaşlar? Unört'te de bir nevi yine o delili expose edip gün yüzüne çıkarmış, ortaya çıkarmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Uncover'ların, discover'ların üstü olacak şekilde. Zaten ört aynı zamanda toprak olduğu için toprak altı yapmış oluyoruz, cover etmiş oluyoruz. Ört, ört, ört dediğimizde ama unört de gün yüzünü çıkarttık. Acquit'te aklamış oluyoruz. Suçlanan bir kişi aklamak, temize çıkarmak şeklinde değerlendirebiliriz sevgili arkadaşlar. Rank seviyesinde olma, rütbesinde olma, eşit olma. Seviyesinde olma, rütbesinde olma, ikinci sırada, beşinci sırada ve benzeri yer almak. Convict, suçlu bulmak şeklinde gidiyoruz. Convict, suçlu bulma diye değerlendiriyoruz. Ve conceive'de de sevgili arkadaşlar hem tasarlamak bakış açısı var, hem tasarlama, hem de sağlık bilimleri içerisinde birinci, ikinci çocuğuna gebe kalma, hamile kalma şeklinde kullanıyoruz. Sağlık bilimleri terminolojisinde de bu şekilde bir kullanımı vardır. Conceive a second child, conceive the first child şeklinde kullanılabilir. İki numaraya geldim. The energy producing structures found in every one of our cells, hücrelerimizin her birinde bulunan enerji üreten yapılar are usually inherited, genellikle edinilir, alınır, geçer. Anneden, annemizden geçer diyoruz. Peki burayı hangi zarfla pekiştirelim demişiz. Genellikle sadece anneden geçer dersek fena olmaz değil mi? Usually ile zaten şu widely tarafı biraz kapanmış oluyor değil mi arkadaşlar? Genellikle sadece anneden geçer diye solely from our mother diye alabiliriz. Usually dediğimizde zaten işin içerisine genellikle bakış açısıyla yaygın bir şekilde, yaygın olarak bir widely, usually'nin içerisine eritmiş oluyoruz. O yüzden Edirne biraz bekleyebilir. Precisely tam olarak diye aldığımızda, susceptibly savunmasız, hassas bir şekilde, previously daha önceleri, önceden diye değerlendirebiliriz. 15. yüzyılda top noktasında, zirve noktasında İnka medeniyeti Amerika'daki en geniş imparatorluktu diyor ve günümüz ekvatorundan Şili'sine yaklaşık olarak 5000 kilometre uzanıp gidiyorsa, bu uzanmalar, bu kapsamalar, o cover mantığıyla, o extent mantığıyla, o stretch mantığıyla çok kullanmış olduğumuz sınavlarda da benim hatırladığım net iki defa bir fen bilimleri eski sınavlarında bir KPDS'de sorulmuş olan bir fiil. Nedir o? Span fiili, stretch fiili, extend fiili, uzanmak, uzayıp gitmek, kapsamak şeklinde efendim kullandığımız bu fiilimiz çok kıymetli bir fiil. Tam da kullanış yerleri böyle işte 5000 kilometre şuradan şuraya uzanıyorsa, extend ediyorsa. İşi'de düzenleme bakış açısı vardı. Biz bugün issue visa diye gördük release'de. Salmak, yayı vermek, serbest bırakmak diye değerlendiriyoruz. Efendim evet, doğru cevap olmuştu Mahmut Hocam. Aynen doğru cevapta net iki adet ben hatırladığım doğru kısım var.
Seyik bulmaya çalışmak, tabii aramak mantığı var. To fiil birle gördüğümüzde ise amaçlamak, bakış açısı, encounter, karşılaşmak, karşı karşıya kalma noktası var sevgili arkadaşlar. Glucose in blood and other bodily fluids, kandaki şeker ve diğer vücut sıvıları kafalarına göre gelişi güzel bir şekilde birçok farklı protein molekülüne böyle yapıştırıcı gibi ne yapıyorlardır arkadaşlar? Kandaki şeker ve diğer vücut sıvıları düzensiz kafalarına göre olacak şekilde birçok farklı protein molekülüne yapışıp kalıyorlar o zaman, değil mi? Madem like glue dedin, uhu gibi dedin, yapıştırıcı gibi dedin, o zaman sen buradaki benzerliği hangi fiile doğru götürürsen güzel bir bakış açısı elde etmiş olursun. Tabii ki stick to, değil mi? Yapışıp kalma şeklinde değerlendiririz. Bazen kurallar olur. Stick to rules diye alırsınız. Kurallara itaat etme, uyma diye değerlendiririz. Ama burada yapışıp kalma kendi birincil anlamı ile değerlendirmiş olduk. Ascribe to bir şeye atıfta bulunma, bir şeyden bahsetme, gönderme yapma. Yani refer to, attribute to, ascribe to gibi kullanıyoruz. Lead to da biliyoruz ki yol açmak. Rage to da bir şeye hücum etmek. Sevgili arkadaşlar, orada bir modalık var ya, yeni heyecan veren bir şey var ya, rage to ya da rage towards, onda akın mantalitesi var, hücum mantığı var. Tend to da eğer ki arkadaşlar tend to fiil bir gelmiyorsa eğilimli olma, meyilli olma diye çevrilmez. Tend to fiil bir geliyorsa meyil etmek, eğilimli olmak diye kullanılır. Eğer ki tend to something ya da tend to somebody diye arka taraftan somethingli ya da somebody'li geliyorsa sevgili arkadaşlar, şöyle somebody diye aldım. Burada ilgilenmek, ilgilenmek şeklinde. Çünkü tender dediğimizde böyle yumuşak, şefkatli olma noktası var sevgili arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Tend to somebody. Gittiniz bir restorana, geldi efendim şef, dedi ki sizinle ilgileniliyor mu şeklinde kullanıyoruz. O noktada are you being tended to şeklinde aklınızda bulunsun. Kaça geldik? 5 numaraya geldik. A woman in China has given birth to 2 genetically edited baby girls in an experiment. Bir deneyde Çin'de bir hanımefendi genetik olarak düzeltilmiş kız çocuklarını dünyaya getiriyor. Bir deney. Hangi deney? Amacı neymiş? Tabii ki HIV olsun, AIDS olsun. Bu tarz rahatsızlıklara, durumlara, hastalıklara karşı bağışıklık kazanmak. Efendim amacı bu tarz çocukları, bağışıklık kazanmış çocukları doğurtmak, dünyaya getirmek olan bir deneyde hop genetik olarak editlenmiş, düzeltilmiş olan çocuk dünyaya getirdi diyor bir teyze. O zaman burada immune to kullanılır. Özellikle bir rahatsızlığa, bir hastalığa karşı bağışıklık kazanmış immune sistemden bahsediyoruz zaten. Prone to ve predisposed to eğilimli, meyilli diye kullanılır. B desem D de diyeceğim zaten eğilimli, meyilli olması. Committed to da kendimizi bir şey adarız ama bir hastalığı adamak biraz tuhaf olacaktır. Excessive, aşırı fazla dediğimizde de to edatıyla kullanılan bir sıfatımız değil sevgili arkadaşlar. Hiç şüphe yok ki travel publishers, yani seyahat kitapları yayınlayan kişiler, yayıncılar önemli bir rol oynamaktadır. İnsanların merakını, insanların hevesini uyandırarak diyeceğiz. Heves uyandırmak, merak uyandırmak, harekete geçirmek, tutuşturmak gibi, trigger gibi, spark gibi, arouse gibi, awake gibi anlamlarda kullandığımız bir fiil olacak sevgili arkadaşlar. Burada tekrar diyorum, spark tarzında alabiliriz, uyandırma, awaken şeklinde diyebiliriz, arouse diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu veren kindle'dır. Kindle desire, merak uyandırma, heves uyandırma, merakı, hevesi harekete geçirme. İnsanların kendi ufkunu genişletmelerine dair olan bu hevesi uyandırıyorsa, bu merakı uyandırıyorsa, harekete geçiriyorsa, trigger bakış açısında veren kindle fiilimiz var. Hoard istiflemiş, biriktirmiş oluyorduk. Secret salgılamış oluyorduk. Join birleştirmiş oluyorduk. Cater sunmak, hizmet etmiş oluyor idik. Ve bizlerin 2019 Aralık'ta doğru cevapta yakalamış olduğu benzer bir cümlenin kısa hali olarak bizim karşımıza geldi. Ve bu keşif ilaç tedavilerinde yeni bir dönemin müjdecisi oluyorsa, bu keşif habercisi oluyorsa aynen peşinden koştuk koştuk. Hem sınavda yakaladık hem de burada yakaladık sevgili arkadaşlar. Yani bizim için tekrar ediyorum, yeni bir soru, yeni bir sözcük değil idi. Herald fiiliyle karşılaşmak bu anlamda.
Tabii sınavda kişiler, öğrenciler hatırlayamamış ya da hatırlamış olabilirler ama üzerinden geçilmedik, görülmedik bir fiil değil idi. Hesitate, tereddüt etmek fiilimiz, accentuate, altını çizmek, vurgulamak fiilimiz, tackle, başa çıkmak, uğraşmak fiilimiz, gauge, değerlendirmek, ölçmek fiilimiz, özellikle yol kenarlarında tankerler olsun, kamyonlar olsun ağırlıklarını geçmiş mi geçmemiş mi diye o çıktıkları kantar noktasını gauge olacak şekilde görürüz. Sağda solda okuyabiliriz. Evet, usher a new era değil mi Fatih Hocam? Yeni bir çığır, yeni bir dönem açmasını usher fiiliyle de o yolunu gösterme, o öncülük etme, o habercisi olma bakış açısıyla da verebiliriz. 8 numaraya geldik. Ekolojik olarak konuşmak gerekirse resiflerin değeri, bu mercan kayalıklarının, bu resiflerin değeri çok daha büyüktür. Çok kıymetli bir yere sahiptir. Çünkü bu resifler okyanusların refahı, sağlığı için çok ama çok önemlidir diyeceğiz değil mi? Önemli şeklinde critical to gibi, central to gibi, pivotal to gibi, key to gibi, prime to gibi önemli olmasını veren bir sıfatımız var. Nedir o? Integral to değil mi? O da yine önemli grubunda kullanılan bir sıfat olarak karşımıza geliyor. Yani vazgeçilmez bir parçası, integrali yani onu oluşturan öğesi diye alabiliyoruz. Detrimental to zararlı olduğunu, hospitable to yaşama elverişli olduğunu, vulnerable to savunmasız, hassas olduğunu, committed to kendini adamış olduğunu belirtmek için kullanmış olduğumuz, hepsi de to alan, aynı sınavlarda olduğu gibi sizlerin karşınıza getirmeye çalıştığım bir sıfat grubu olmuş. Bu external etkilerin karşısında, devasa harici dış etmenlerin karşısında fakir ulusların, yoksul ulusların hükümetleri genellikle çaresiz kalmaktadır. Sonuç olarak küresel ölçekte bakıldığında çok az ülke varlıklı hale geliyor. Diğer yandan büyük bir çoğunluk mücadele veriyor. Büyük bir çoğunluk uğraşıyor. O uğraşma, o mücadele verme şeklinde kullandığımız, hayatta kalmaya çalışmak anlamıyla alabileceğimiz o fiilimiz hangi fiildir? Reiterate olmaz. Bu yinelemek, tekrar etmek olur. Enliven olmaz. Burada canlandırmak, hayata kazandırmak olur. Struggle, mücadele, çaba göstermek. Bir şeyin değil mi? Orada bir şey var. İşte bir strive mantığı, struggle mantığı. Survive değil mi? Try to survive. Hayatta kalma mücadelesi, verme, gösterme olayı var. Struggle doğru fiilimiz. Glitter parlamak fiili. Hem gerçek hem de mecazi olarak bu kişi bayağı bir son yıllarda parladı, ön plana çıktı gibi. Glitter'da o aydınlık, parlak olma noktası var. Thrive'da da büyüme, gelişme, serpilme bakış açısı var. Başka insanlarla işbirlikçi ilişkiler içerisinde bulunmak, tabii ki atalarımızın hayatta kalma şansını arttırdıysa, başka insanlarla, başka milletlerle işbirlikçi imece usulü ilişkiler içerisinde bulunma, atalarımızın hayatta kalma şansını arttırdı. Atalarımızın hayatta kalma prospect olasılığını, şansını arttırdı. Prospect de 2018'in doğru ismi olarak sorulmuş sevgili arkadaşlar YDS'de. Benim de çok kıymet verdiğim, bir daha beklediğim, tekrar sorulmasını beklediğim bir isimdir. Tabii ki atalarımızın hayatta kalma şansı derken burada dikkat ediyoruz. Out sözcüğüne dikkat sevgili arkadaşlar. Out sıfat olarak kullanıldığında tek sayılar olarak karşımıza gelebilir. Odd number diye yine tuhaf anlamıyla kullanıyoruz. Tabii ki bizarre, odd, strange diye ama odds isim olarak karşımıza geldiğinde bir bakalım. Sözcükler arasında olasılık anlamı olduğunu göreceğiz sevgili arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Buradaki anlamı possibility, probability, chance, prospect gibi anlamlarla kullanıyoruz. Time biliyorsunuz zaman, dönem, flow, hata, kusur, asset, varlık, kazanç demiştik az önce. Skirmish, tartışma, sürtüşme şeklinde insanlarla olan clashler, disagreementlar, anlaşmazlıklar aktarılmaya çalışılır. Ve sayısız kitabın kapağını, sayısız broşürün kapağını, sayısız derginin kapağını süsleyen bir bölge, Santorini'den bahsettiğimizde gemileri cezbeden, insanları cezbeden bir adadır diyeceğiz. Sayısız kitabın kapağını süslüyorsa bu bölge, o süslemek fiilini bir nevi dekore etmek gibi, aynı zamanda süslemek. Bu şekilde gerçek anlamda da bir derginin kapağını süslüyorsa, gazetenin kapağını süslüyorsa, baş sayfada yer alıyorsa adorn etmesi olacak şekilde alabiliriz. Decorate gibi, adorn gibi
Burada da yine o cover bakış açısıyla güzel gidiyor. Kapağını süslemek. Sınavda 2015 ya da 2016 dönemi YDS'si içerisinde close test'e add-on verilmiş idi arkadaşlar ve edatı sorulmuştu. Ne ile süslü oluyorsa add-on with şeklinde karşımıza getirmişler idi. Tehlikeliydi o dönem için. 2015 olsa gerek diye hafızamda kalmış. Add-on with'e de dikkat edelim. Perturb fiilimiz var. Biraz kafasını karıştırmak, biraz rahatsız etmek, huzursuz etmek. Confuse. Confuse dememişim. Onun yerine ya da puzzle dememişim. Onun yerine perturb fiilini almışım. Lack, geri kalma. Geri kalma, eksik kalma gibi arka plana düşme bakış açısı vardır lack'te. Evet, bir stay behind, remain behind var o açıdan. Önemlidir, atıyorum şu ülke eğitimde lacked oldu. Bazen önüne get alıyor ve get lacked şeklinde arka planda, geri planda kalma diye değerlendirilebiliyor. Outstrip, aşmak, geçmek fiili. Exit fiilimiz, surpass fiilimiz sevgili arkadaşlar. Oradaki aşmalar, geçmelerde kullanıyoruz. Trespass de özellikle izinsiz geçmek. Birisinin malından, mülkünden, arazisinden, tarlasından trespass. Yani transit geçme, izinsiz geçme şeklinde kullanabiliriz. Günümüz dünyasında elimizde teknolojiler var. Bu teknolojiler insanlara ne yapması konusunda olanak tanıyor? Karşılaması noktasında. Nelerini karşılıyorlar? İnsanların heveslerini karşılıyorlar. İnsanların arzularını karşılıyorlar. Değil mi? Herhangi bir maliyet olmadan sosyal temas kurmaya dair heveslerini karşılayan aplikasyonlar varsa, insanların bu meraklarını, bu heveslerini, bu arzularını tatmin eden, karşılayan aplikasyonlar, teknolojilerden bahsedeceğiz. Twitter'lar, onlar, bunlar, Facebook'lar değil mi? Bu teknolojilerin noktasını, cep telefonları tabii ki, bu arzuyu, bu heves, bu isteği crave, craving şeklinde değerlendirebiliriz. Evet, bir desire var, insanların bir hevesi var. Sosyal temas kurmaya dair bir hevesleri var. Bir çok büyük istekleri var, arzuları var. Aspiration diye aldığımız büyük istek, büyük heves noktası. Inclination diyecek olsak meyil, meyil etme. Excess dediğimizde aşırılık, fazlalık. Lack dediğimizde geri kalma, arkada kalma. Revelation dediğimizde reveal fiilinden açıklamak, açıklığa kavuşturmaktan bir nevi söylem, itiraf diye alabiliyoruz revelation noktasını. 13 numaraya geldim mi? Geldim. 13 numarada bir zarfa ihtiyacımız var. Gençler demişiz. Sosyal medyada zaman geçiren gençler. Biraz bunalımda oluyor, daha bir depresif oluyor. Nasıl zaman geçirenler? Görece daha fazla zaman geçirenler. Nispeten daha fazla zaman geçirenler daha bir depresif oluyor bu çocukları düşündüğümüzde. Görece daha fazla zaman geçiriyorsa, kıyaslandığında daha fazla zaman geçiriyorsa, başkalarına oranla diye aldığımız ya da başka bir şeye oranla comparatively, relatively diye alabiliyoruz. Görece, nispeten, kıyaslandığında şeklinde değerlendirebiliriz. Timidly, utangaç bir şekilde. Sacredly, kutsal bir şekilde. Exclusively, sadece. Externally, harici bir şekilde diye kullanabiliyoruz. UV ışınlarına çok fazla maruz kalmak korneayı ve konjaktivatı yüzeyini zarar verebilir. Korneanın yüzeyine zarar verebilir. Bu da neye yol açabilir? Güneş yanığına benzer bir rahatsızlığa yol açabilir diyeceğiz. Güneş yanığına similar to'yu arıyoruz arkadaşlar. Güneş yanığına benzer identical, identical to gibi similar to olacak bir sıfat akin to şeklinde alabiliyoruz. Benzer diye kullanabiliyoruz. Güneş yanığına benzer fotokeratis olarak adlandırılan bir rahatsızlığa, bir kondisyona yol açabilir, neden olabilir diyor. UV ışınlarına çok fazla maruz kalma noktası. Zaten korneanın yüzeyine ve konjaktiva bölgesinin yüzeyine zarar vermesiyle güneş yanığına yol açması, zarar vermesi arasında bir benzerlik kurulup buna akin to, identical to, similar to bakış açısıyla verebiliriz. Susceptible to, savunmasız, hassas. Inclusive to ile beraber değil de of'la beraber. Çünkü kapsamlı, kapsayıcı demektir, dahil demektir. Derivative dediğimizde türeyen, nokta noktadan gelen. Çünkü derive fiilinden geliyor. Türemek, nokta noktadan kaynaklanmak, den oluşmak şeklinde kullandığımız bir fiilimiz. Derivative diye aldığımızda türevi diyoruz ya, türevi, den gelen şeklinde alabiliriz. Hazardous da tabii ki riskli, tehlikeli olma noktası var. Bir katedral var elimizde. Bu katedral etraftaki gökdelenlerle gölgede kalıyorsa,
bu katedral etraftaki gökdelenler tarafından gölgede bırakılıyorsa arkadaşlar. Etraftaki gökdelenler katedrali gölgede bıraktı diyeceğim. Ama hangi fiille gölgede bırakıyoruz? Yani eşittir. Katedral bu gökdelenlerin yanında cüce kalıyor. Cüce. Cüce kalıyor arkadaşlar. Öyle düşün. Bak o cüce kalma noktasını diyeceğim ki Allah gölgede efendim bırakmak. Tabii boy olarak vesaire biraz o üst gelme noktasını alacağız sevgili arkadaşlar. Böyle yönlendirebilirim sizi. Gitmeye çalıştığım fiil, tabii ki cüce anlamıyla da kullanmış olduğumuz dwarf fiili sevgili arkadaşlar. Gölgede bırakmak, küçük göstermek diyebilirsiniz. Mesela katedral bölgedeki efendim gökdelenlerden küçük görünüyor gibi ya da bölgedeki gökdelenler bu katedrali küçük gösteriyor tarzında dwarf olarak aldım. Overlook, nokta noktaya bakmak. Eviniz boğaza bakıyorsa, eviniz bir ormanlık alana, araziye bakıyorsa oradaki normal nokta noktaya bakmak. Manzarası nokta nokta olmak şeklinde alıyoruz. Ornament, süslemek fiilimiz sevgili arkadaşlar. Seclude, biraz ayrılmak, biraz inzivaya çekilmek, biraz uzaklaşmak fiilimiz. Sculpt, tabi heykeltıraşı aklımıza getiriyor. Sculpture noktasını aklımıza getiriyor. Sculpt, şekil vermek fiilimiz. Shape, sculpt, şekillendirmek fiili olacak şekilde kullanıyoruz. Ve çoğu gencimizin artık yeterince büyüdüğü düşünülür değil mi? Kendilerini ne yapacak kadar yeterince büyüdüğü düşünülür? Kendilerini savunacak kadar yeterince büyüdükleri düşünülür. Kişinin kendisini savunmasında tabii ki öncelikli olarak bir şey vardır değil mi? Defans mantığıyla bir defend vardır. Aynen öyle. Biz sadece D'sini attık ve dedik ki böyle gördüğümüzde de sadece fend olarak gördüğümüzde de kendini koruma, karşı koyma şekli değerlendirebiliyorduk. Tabii insanların ya da bahçeler arası çekilen bir çit vardır değil mi? O çitte de fence olacak şekilde yine defans sözcüğünün fence'ini almış olduk. Bununla da bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Prosper, zenginleşmek, büyümek, seek, for'la beraber değil de direkt değerlendirilebilir. Herhangi bir adet almıyoruz. Bulmaya çalışmak, arama, compensate for'la kullanılır, telafi etme. Implicate de yine bir şey ima etme, bir gönderimde bulunma diyebiliriz. O ima ettiğimiz. Bizim için ismi daha önemliydi. Implication olarak bir mesajı varsa, ima ettiği herhangi bir durum varsa sınavda sorulmuş idi. 2017'nin doğru ismi idi. Implication sözcüğümüz for edatıyla beraber dikkat etmek gerekiyor. Yaz mevsimi yerini sonbahara bırakıyorken ağaçlardaki yapraklar renklerini bir değiştirir ve nihai olarak dallarını artık bir salıverir. Tabii bu dallar vesaire ne yapacak? Ağır bir iniş gerçekleştirecek. Nereye? Aşağıdaki zemine, yere ağır, yavaştan bir iniş gerçekleştirmesi için dallarını da bir salıverir, dallarını da bir bırakır diyeceğiz. Aşağı doğru bir iniş gerçekleştirmeyi hem süzülme, batmama, bir iniş gerçekleştirme gibi aldığımızda ascension noktası çıkış olarak değerlendiriyoruz değil mi? Bu tam tersi arkadaşlar. Ascent noktasında çıkış vardır. Biz burada descent diye alsaydık, descension diye gitseydik arkadaşlar. Evet, Bursa'daki ascension yerine descension olsa iniş diye alırdım ama float sözcüğü de aynı şekilde arkadaşlar. Eğer böyle denizle vesaire ya da nehirle beraber verildiğinde, uzayda verildiğinde o süzülme noktası, batmama noktası, batmadan yüzmek şeklinde değerlendirebiliriz. Süzülmek dediğim gibi. Yani o anlamlarla kullandığımız güzel bir fiilimiz. Detriment, zarar, ziyan şeklinde alıyoruz. Bu da bir defa sorulmuş. KPDS döneminde sorulmuş bir isimdir sevgili arkadaşlar. Detriment ile beraber neye bir hasar, neye bir zarar varsa. Çünkü detrimental dediğimizde o zararlı olma noktası vurgulanacak. Conclusion, sonuç, çıkarım, legacy, miras şeklinde değerlendirebiliriz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kalitesinin o kadar kötü olduğu yerler var ki ciddi sağlık problemlerine yol açabilmektedir. To edatıyla beraber vesile olmak, yol açmak anlamıyla kullanılan bir fiile ihtiyacım var. Dikkat edelim lütfen. Şurada induce kullanmamışım, yol açmak, neden olmak diye induce'ün kardeşini kullanmışım. Arkadaşlar sizi kandırmak bu kadar kolay olmaması lazım bak. Şimdi burada şey yapmayalım lütfen. Yani neden olmak, yol açmak diyorum ama bize yakışmaz burada cause'a gitmek. Yani ben cause üzerine bir soru yazmam. Şimdi böyle diyorum, sonraları karşıma geliyormuş orada bir yer ama
Bu ileri düzey bir kelime kitabı. Bilmiyorum kaos hiç normal boyutta yazdım mı yazmamışımdır diye zaten. Bakın dikkat edin. Kelimesel olarak kaos neye yol açıyorsa ardından yol açtığı şey direkt gelir arkadaşlar. Yani to edatıyla hiç gördünüz mü kaos to diye bir şeye yol açmak? Yani lead'i gördünüz to ile, contribute'i gördük to ile, give rise'ı gördük to ile ama cause to diye bir şey görmedik. Orada tabii ki kandırmaya çalışıyorum. Induce'ın kardeşini alıyorum. Nedir? Conduce. Conduce de bir şeye vesile olmak. Induce de bir şeye vesile olmak. Sadece induce daha fazla kullanılıyor, geliyor. Ama conduce to something de yine bir şeye vesile olmak, yol açmak diye değerlendiriyoruz. Kandırmayın. Yani result'ta da neden olmak var. Niye result'a gitmediniz? Çünkü result'ta şeyi aradınız değil mi? Yol açma neden olmalı. İni aradınız. Göremeyince vazgeçtiniz. Aynısını lütfen şey için de yapın. Yani cause için de yapın. Orada bir edat oldu mu vazgeçin. Bu konuda kendinize güvenin ya. Yani sizi kandırmasınlar böyle basit bir şeyden dolayı. Initiate başlatmak, ilk adımını atmak, conduce to vesile olmak, yol açmak, neden olmak, insert yerleştirmek, sokmak anlamıyla anahtarı gidip efendim deliğine vesaire falan yerleştirme noktalarında kullanıyoruz. Insert your keys diye gidiyor. Result'ı in'le alırsak evet yol açmak, neden olmak deriz. What was the first color? İlk renk neydi acaba? Dünyayı algılayacak bir çift olmadan bu eşyaların, bu efendim objelerin bir rengi var mıydı diyor. Biz dünyayı gözlerimizle ne yapıyoruz? Dünyayı gözlerimizle anlıyoruz, yorumluyoruz, algılıyoruz diye gideceğim. Buradaki algılamak, yorumlamak fiil olarak. Tabii yine sevdiğimiz bir fiil var bizler için. Perceive fiili de o derece önemli, vazgeçilmez bir fiil. Grudge dediğimizde kin gütmek, kin beslemek var. Düşman olmak var. Favor dediğimizde destekleme bakış açısı var. Accumulate'de toplama, bir araya getirme bakış açısı ve dismantle'da da dağıtma, dağıtma, love etme bakış açısı olan bir fiil idi sevgili arkadaşlar. For such a seemingly simple invention, görünürde bu kadar basit bir icada göre bisikletin oldukça uzun ve karmaşık bir tarihi var. Buyurun o karmaşık tarihi verirken sevgili arkadaşlar. Adana derseniz entangled karmaşık olur ama entangled kısmı kişiler için kullanılan bir karmaşık. Yani entangled'da kişinin kafası karışıksa puzzled diye alabiliriz. Confused diye alabiliriz. Kişi ya da kişi harici kafası karışık noktası ya da karışık olan herhangi bir şey evet. Bu sefer doğru yerdesiniz. Denizli'deyiz arkadaşlar. Çünkü diğer sıfatlara hemen hızlıca baktınız. Dediniz ki olmuyor. Madem entangled noktası ED'li kişiler için kullanıyorsa convoluted diye aldığımızda bu convoluted kısmı anlaşılması güç diye alıyoruz. Yani bir nevi bizim için efendim o complicated gibi subtle dediğimiz bir yer var değil mi? Bir sıfatımız var. Subtle sıfatımız, intricate sıfatımız var değil mi? Anlaşılması güç Arap saçı mantığında convoluted sıfatı da bunların içerisinde. Ağır mı? Ağır. Amacım ne? Amacım Adana ve Denizli arasında bir nevi bırakmak sevgili arkadaşlar. Tabii bunu da farkını burada görmüş, öğrenmiş oluruz. Ha, sorulur mu? Hayır, sorulmaz. Ama yorumlama açısından, bir strateji geliştirme açısından buna ihtiyacımız olabiliyor. Diğerlerine bakıp devam etmek. Yoksa brief çok severler. Biz de severiz değil mi? Kısa, az, öz. Viable sordular, doğru cevap oldu. İki sene, son iki sene içerisinde zaten doğru cevapla yer alan geçerli anlamıyla kullandığımız bir sıfatımız. Preliminary, first anlamıyla, ilk, başlıca anlamıyla kullandığımız daha önemli aslında veya daha kullanışlı diyelim sıfatlarımız var zaten. Benim oradaki durumum biraz sizi farklı yerlere yönlendirmek. Sıra dışı bir sıfat olmuş. Dediğim gibi kitapta yani toplasak böyle kendi kitabın bütünlüğünde sıra dışı sözcük olarak da karşımıza herhalde iki elin parmakları kadar olacak bir farklı kelime gelmez desem abartmış olmam herhalde. Eğer ki bir sınıf arkadaşınız konuşmaması gerektiği zamanda konuşuyor ise bu öğretmenin ne yapması gereken bir konudur? Bu öğretmenin tabii ki uğraşması gereken bir konudur. Öğretmen olmadığınız için sizin sorumluluğunuz da değildir. Sınıf arkadaşınızı disiplin etmek, siz karışmayın tarzında öğrencilere bir nasihat veriyor. Bu öğretmenin ele alması, çözmesi, değerlendirmesi gereken bir konudur derken handle an issue diye gidiyor zaten. Ele almak, değerlendirme, tackle etme. Stipulate gerektirme, şart koşma fiilimiz. Penetrate giriş yapma, girmek fiilimiz. Proclaim ilan etmek, duyurmak fiilimiz. Delineate de tasvir etmek, tanımlamak, betimlemek fiili olarak karşımıza geliyor. Bilim insanlarının şöyle bir düşüncesi var. Demişler ki, bed buglar yani tahta kuruları pestisitlere olan bir dirençten geliştiler, büyüdüler. Bu tahta kuruları böyle bir direnç geliştirdi diyor. Bu direnç de kendilerinin hayatta kalmasına yardımcı oldu. Ve tahta kurularının ne yapmasına yardımcı oldu? Tabii ki hayatta kalmalarına
ve bu kazanmış oldukları dirençle beraber çoğalmalarına neden oldu diyeceğiz. Çoğalmalarına yardımcı oldu diyeceğiz. Bir nevi o çoğalma mantığında breed olarak alacağız değil mi? O breed'i de burada multiply diyeceğiz. Yine DNA parçasında aldığımız bir duplicate vardı hatırlayacak olursanız. Çoğalma, kopyasını yapma şekli. Defer'de caydırmak var. Bir nevi aklını çelme noktası var. Render'da geçersiz kılma, geçersiz görme, geçersiz bulma gibi bulmak, görmek, kılmak şeklinde değerlendirebileceğimiz değişik bir fiil sevgili arkadaşlar. Geldiği cümle yorumlama açısından çok çok önemli. Efendim işte son yaşanılan kriz insanları bu hale getirdi. Yani nokta nokta durumuna getirmek, nokta nokta haline getirmek. Render diye değerlendirebiliyoruz burada mesela. Bunun haricinde geldiği nokta benim için gerçekten önemli. Yani birçok anlamı var çünkü sözlüğü açıp baktığınızda dediğim gibi kılmak anlamı var. Herhangi bir şeyi anlatmak, böyle resmetmek, resme dökmek gibi anlamlar var. Değişik bir fiil yani. Poach, yasa dışı avlanma, harass, taciz etme fiilleri olarak karşımıza geliyor. Baykal Gölü'nden bahsedeceğiz. Popüler bir turist destinasyonudur diyor. Ve her yıl 500 milyon, yaklaşık 500 milyon turisti ne yapar? Her yıl yaklaşık 500 milyon turisti cezbeden, çeken bir gölden bahsedersek bu attract mantığıyla, bu strike mantığıyla cezbetme çekmelerde. Tabii ki biz allure aldık değil mi Eyüp hocam? Lure diyebiliyoruz, allure diyebiliyoruz, draw diyebiliyoruz. O charm etmesi var değil mi? O impress etmesi var, cezbetmesi, etkilemesi var. Fend dediğimizde korumak, dispel dediğimizde uzaklaştırma, savuşturma var. Convey, iletme, aktarma var ve forage for food da yine gıda aramak, peşinden koşma, bulmaya çalışma var sevgili arkadaşlar. Dile getirilmiş olan bir iş bölünmesini neyle anlatırız? Bu çok güzel bir isim tamlamasıdır. İş bölünmelerinde, popüler kültürde ilişkiler birazcık şahsidir, impersonal'dır diyor. Efendim ve dile getirilen, söylenen, bariz belirtilen bir iş bölünmesi vardır diyor. Popüler kültürde iş bölünmesinin olmasını Division of Labor olacak şekilde aldık. Seclusion'da inzivaya çekilme, kendini ayırma noktası vardır. Hindrance, engel, mani diye aldım. Extraction, çekip çıkarma. Diş olabilir, maden olabilir. Çıkartıyoruz onu. Dissolution'da da arkadaşlar bir desolate olma noktasında yalnızlık var ise, böyle bir terk edilmiş ıssızlık varsa dissolution'da da o ıssızlık isim olarak karşımıza gelecektir sevgili arkadaşlar. Terk edilmişlik diyebilirsiniz. Issızlık diyebilirsiniz. O boyutta kullanırız herhalde. Bir nevi harabe, işte viran olması tarzında değerlendirilebilir. Issız olması, ıssızlık diye kullanırsak yanlış bir kullanım olmaz. Çünkü desolate kişinin de yalnız olması, tek başına olmasında değerlendiriliyor. Radar sistemler, otomatik harekete geçen hava enstrümanları, uydular, bunların hepsinin mahareti var. Neye muktedir bunların hepsi? Detaylı, neredeyse her daim gözlem yapabilmeye muktedir cihazlar bunlar. Hem de geniş olan alanlarda, hem de görece düşük maliyette, nispeten düşük maliyette değil mi? O kadar böyle mucize bir zarftır ki arkadaşlar, daha önceki sınavlarda da aynen bu şekilde cümleye böyle sinsice siner. O cümlede sinsice bir yer edinir. Tabii ki relatively'den bahsediyorum. Bugün ikinci kez doğru cevapta yer vermişim. Çünkü karşıma o tarz cümlelerde gelmiş demek ki. Bolca okurken karşıma gelmiş demek ki. Horrendous'ı diye aldığımda şiddetli, korkunç bir şekilde değil mi? Nevi orada horrible bakış açısı var. Horrendous'lı, korkunç bir şekilde, feci oranda. Scrupulous'lı, titiz, detaycı bir şekilde. Illicit'li, yasa dışı bir şekilde. Precarious'lı, dangerous'lı, tehlikeli bir şekilde diye değerlendirebiliyoruz. ABD'de 19. yüzyılda insanlara musallat olan bir ihtimal varmış. O ihtimal neymiş efendim? Bir ulusun ekonomisindeki büyük gelişmeler sosyal kaosu da beraberinde getirecekmiş. Bu büyük gelişmeleri, bu büyük değişmeleri eşine emsaline rastlanılmamış değişim olarak alırsak ne olur? Bir şey olmaz. Güzel olur değil mi? 19. yüzyıldaki insanlarda böyle bir düşünce, böyle bir bakış açısı musallat olmuş insanlara. Yani başından gitmiyormuş. Neymiş efendim? Böyle unik bir değişim yaşarsak, böyle biraz ani, biraz emsal eşine benzenilmemiş, işte rastlanılmamış bir değişim
Beraberinde sosyal kaosu da getirir. Tabii unique change, unprecedented change, eşine emsaline rastlanılmamış, unmatched emsalsiz, unparalleled emsalsiz, unique diye aldım. Assort dediğinde muhtelif, prevailing dediğinde hakim, hüküm süren, yaygın, rural dediğimizde kırsal, tranquil dediğimizde sessiz, sakin şeklinde aldım. Peki polen toplayanları uzaktan ne yapmak için orkideler çok merak uyandıran şekiller, renkler ve kokulardan faydalanırmış? Ta uzaktan polen taşıyanları cezbetmek, etkilemek için değil mi? Uzaktan uzaktan polen taşıyan canlıları, arıları bilmem neleri etkilemek, cezbetmek için orkideler böyle duruma uygun olacak şekilde merak, ilgi uyandıran şekiller, renkler ve kokulardan faydalanıyorsa B demeyelim değil mi? B demeyelim. B'yi bugün üçüncü kez söylüyor olacağım. Notunuzu alın. Bir yerde not alırsanız oraya gider zaten yapmazsınız. Not almadan hele bir daha gelmeyecek dediğiniz her yerde bu kelimeler karşımıza gelecek sevgili arkadaşlar. Notunuzu alın. Delineate olmaz artık burada değil mi? Yani o tasvir etmek fiili, o tanımlamak fiili. Onunla işimiz yok. Az önce ne dedik? Lure dedik. Allure dedik. Etkileme, cezbetmeler. Onun haricinde bir draw dedik. Cezbetme, etkilemelerde. Değil mi? Attract dedik. Menace, tehlike oluşturma, tehdit oluşturma diye aldık. Contradict, bugün contradiction diye çelişki ismiyle aldık. O zaman çelişmek fiili. Değil mi? Allude, atfetme, imada bulunma, gönderme yapma. Allude to something, bir şeye gönderme yapma. Imply, implicate etme, imada bulunma diye değerlendirebiliriz. Geldik sonlara doğru yavaştan yavaştan ve hava durumları, tabii ki insanların çoğu durumda ruh halini nasıl etkileyebiliyor? Hava durumları insanların ruh halini birazcık olumsuz etkileyebiliyor tabii ki arkadaşlar. Yani burada bir zarfla idare edecek olsak hangi zarf daha mantıklı? Evet, negatif bir şekilde, olumsuz bir şekilde. Unfavorably etkileyebiliyor, adversely etkileyebiliyor, olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Protectively, koruyucu bir şekilde, anne baba olsa hadi anlarım, koruyucu bir şekilde davranıyor deriz. Consciously, bilinçli bir şekilde hava olaylarının etkilemesi biraz mantıksız olur. Randomly, rastgele, kafasına göre etkilemek oluyormuş gibi görünüyor ama adversity'nin yanında biraz daha kenarda beklemesi gerekiyor. Aynı sınavda olduğu gibi yani bir tanesi de vardır ya oluyormuş gibi görünür de temel çeldiricidir ya daha iyisi mutlaka vardır. Burada adversity etkilemek, olumsuz etkilemek çok diye oturabilir ama kafasına göre etkilemek, gelişi güzel, haphazardly etkilemek, arbitrarily etkilemek bu cümle için uygun değil. Başka bir cümle kurarız orada bakarız. Selectively dedik, seçerek, seçici bir şekilde etkilemek biraz tuhaf olur. Amazon bölgesindeki bazı kabileler halen çeşitli bitkilere, tabii ki çeşitli bitkilere bel bağlamaktadır arkadaşlar. Yaralarını tedavi etmek, çiziklerini tedavi etmek için, yara berelerini tedavi etmek için çeşitli bitkilere bel bağlıyorlarsa bu bölgedeki kabileler güzel kullanışlı. Depend onumuz var, count onumuz var. Rely on'umuz var değil mi? Bel bağlamak, güvenmek derken rely on, depend on, count on şeklinde gidebiliyoruz. Sınavda ne sordular? Bel bağlama, güvenme noktasında rest on'u sordular değil mi? Rest on'da da şu şuna bağlı ise bağlı olmak anlamında depend on mantığıyla rest on'u değerlendirmiş. Yani carry out, gerçekleştirmek, yerine getirmek, result from'den kaynaklanmak, breakdown artık çalışmaz hale gelmek, bozulmak veya mineraller parçası vesaire olursa parçalara ayırmak, bölmek şeklinde kullanabiliriz. Vücuttaki o mekanizmalarla alakalı bir durum ise sevgili arkadaşlar. Breakout'ta patlak vermesi anlamıyla sevilen bir phrasal verb'ümüz. Ve ısıya aşırı, tabii ki ısıya, sıcaklığa, güneşe aşırı maruz kalmak bir felç haline yol açacağı için oldukça tehlikelidir, zararlıdır diye gideceğiz. Aşırı ısıya, şiddete, eleştiriye, bu maruz kalmalarda exposure to olacak şekilde gideriz. Inclination, eğilim, meyil diye alıyoruz. Incline fiilinden. Patience, sabır dedik. Circumstance, durum, olay, koşul dedik. Reduction, kesinti, azalma, kısaltma şeklinde kullanabildiğimiz bir sözcüğümüz, ismimiz sevgili arkadaşlar. Evet, böylece herhalde toplamda bir o genel ortalamayla 75-80'e yakın bir kelimenin de ve seçenekleriyle beraber
Şöyle bir rally yapmış olduk aslında. Güzel oldu, iyi oldu. Bu bölümlerle o açıdan bir tiki attık artık. 6, 7, 8 vokabülary kitabında hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Vakit kaybetmiyorum. Ufak araya dalmadan önce Skills kitabından bir giriş gerçekleştirelim. Biraz ısınma olsun. Part 2'ye giriş yapıyoruz artık. İkinci kısımda tekrar o aktivitelerimizin, soru tiplerimizin üstünden bir tur daha geçeceğiz. Üçüncü kısım gelecek. Bir tur daha geçeceğiz. Hadi bakalım öncelikli olarak neyle başlıyoruz? Yine bir close testle beraber ikinci kısmı başlatmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Pekiştirmelere devam. Level Up Your Skills kitabındayız. Part 2'deyiz. Sayfa 58'deyiz ve yine close testte pasaj 1'de neler karşılıyormuş? 1'de bir pekiştireç görüyorum. Komparatifin pekiştirecini istemişim. Bir numarada bir gramer sorusu. 2 numarada tense sormuşuz. Bir gramer sorusu daha. 3 numarada edata dikkat edelim. 4 numarada zamir bilgisini devreye sokmak istemişim. 5 numarada da should var, were var, if var, unless providing var. Yani if clause yapıları, koşul yapılarıyla alakalı bir durum söz konusu galiba. Ona bir bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Painful sensations. Tabii ki acı veren duygular, acılı olan efendim durumlar, herhangi bir acı yaşamanız diyor. Bunlar çoğunlukla normal olan, pleasurable olan, katlanılabilir olanlardan çok daha ne oluyor? Yoğun, şiddetli oluyor yani acı veren bir rahatsızlık vesaire bir sıkıntınız varsa arkadaşlar. Bir kıyaslama yapmış. More than, ondan çok daha acı veriyor oluyorsa sevgili arkadaşlar. Bir pekiştirme yapacağız. Neyle pekiştirme yapacağız? O noktayı kaçırmayalım. Önünüzde kitaplar gözüküyor zaten. Bir pekiştirme noktasında tabii ki biz lot kullanamayız. Elat olsa elat diyebiliriz değil mi? Çok daha acı veriyor. Çok daha sıkıntılı bir durum derken elat more diye gidebilirsiniz. Many more olmaz. Pekiştirme yapamayız. Ebit olsa başında e olsa ebit olur. Elat olsa olur. Many olmaz. Lots of bir miktar ifadesidir. Pekiştirme olmaz. Eğer ki çok daha fazla demek istiyorsa sadece elat olması gerekiyor arkadaşlar. Onu göremiyoruz. Onun yerine far more diyebiliriz değil mi? Çok daha fazla yoğun, şiddetli olmasından bahsediyoruz. Ağrılı olan sancıların, ağrılı olan hissiyatların sevgili arkadaşlar. Tabii bunlar cause, muscular actions of a much more decided kind. Daha net, daha belirgin bir türde kastaki bazı eylemlere sebep olmaktadır diyor. Bakın cause'un bir edatı yok gördüğünüz gibi. Mesela ani bir twinge, ani bir sancıyı düşünelim sevgili arkadaşlar. Ani bir sancı, convulsive, böyle sarsıcı bir bütün bir bedenin sarsılmasına start verir diyeceğiz. Ani bir sancı, bütün bedenin sarsılmasına, convulsive bir hale gelmesinin startını veriyorsa, başlangıcını oluşturuyorsa, sancıyla başlıyorsa her şey arkadaşlar. Geniş zaman kullanmam lazım değil mi? Çünkü bilimsel bir ifade ağrı, sancı, twinge'lerden bahsediyorum. Convulsive bir start olduğunu, sarsan bir başlangıca neden olduğunu anlatacağım burada. Tabii ki geniş zamandayım. Şunlar birazcık beklesin değil mi? Şu tarafta baktığımda aktif mi pasif mi muhabbeti, boşluk arkasında nesne olduğunu görüyoruz. Herhangi bir şeye yol açabilir, ortaya çıkarabilir, üretebilir. Aktif bakış açısıyla Edirne doğrudur devam ediyorum. Şimdi daha az şiddetli olan bir ağrı var elimizde ama devam ediyor sürekli bir ağrı. Bu ağrıya ne eşlik ediyor? Kaşlarımızın çatılması eşlik edebiliyor. Dişlerimizi sıkmamız eşlik edebiliyor. Dudağımızı ısırmamız eşlik edebiliyor. Ve genel olarak hatlarımızın contraction, büzüşmesi böyle çekiyor bütün hatlarımız. Etlerimiz çekiliyor gibi. Bu ağrıya bunlar eşlik ediyorsa accompanied, o eşlik edeni bulalım. Doğru. Accompanied by something arkadaşlar bir şeye ne eşlik ediyorsa accompanied by, together with gibi. Together with, coupled with, accompanied by, aside from, apart from ve benzeri gidiyoruz değil mi? Bu eşlik etmeden başka mantığında kullandığımız envai çeşit elemanımız var. By'ı aldık. Devam ediyor. Under a persistent pain of a severer kind, daha şiddetli olan bir sürekli ağrı durumunda diğer kasa bağlı eylemler de işin içerisine dahil olur. Diğer kasa bağlı eylemler, başka kasa bağlı eylemlerden bahsedeceğiz. Ben hangi diğer eylemler olduğunu bilmiyorum, değil mi? Yani daha şiddetli bir ağrı türünde
başka eylemler de işin içine giriyorsa, ben bu başkaları bilmiyorum. Bilmediğim için tekil olursa another kullanırdım. Tekil değil, another action olsaydı başka bir eylemde devreye girerdi. Tekil olmadığı için another'ı almıyorum. Çoğul olduğu için diyeceğim ki başka eylemlerde işin içerisinde. Other artı çoğul ismi devreye sokacağım. Denizli olacak sevgili arkadaşlar. Other muscular actions are added. İşin içerisine diğer kasa bağlı eylemler de dahil olur. Vücut ileri geri sarkılmaya başlar. Ellerimiz de bulabildiği, tutunabildiği her şeye sıkı sıkıya kenetlenir. Clench olur, o ağrı geçsin diye. Ve olur da bu ağrı hala daha da artarak devam ederse, bu ağrıyı çeken kişi artık yere kapaklanır ve böyle sarsılan bir şekilde, sarsılmış bir biçimde yere kapaklanıyorsa sevgili arkadaşlar, olur da bu ağrı devam ederse diyeceğim. Ama neyle kullanacağım? Bir şut görünüyor şu anda. If niye almıyorsunuz? If de eğerse diye kullanıyorum. Niye olmuyor? Nesi var? Gramerce bir cinlik var orada. Değil mi? If'i alırsam, if'in içerisinde kullandığımız, eğer ki öznemiz tekil olursa s takılarını unutmuyoruz arkadaşlar. If the pain, if the agony, efendim rises, değil mi? If olursa s takısı he, she, it de gelmeye devam ediyor. Ama bunun yerine should alırsak, zaten should bir modal olduğu için modalla beraber fiil yalın garantilenmiş oluyor. O noktaya ufak dikkat edelim. Should'un da zaten eğer olursa anlamı, ya da eğer olur da anlamı var sevgili dostlar. Alalım mı bir parça daha? Bir parça daha alıp araya gideyim mi? İyi, hadi bir parça daha alayım. Tam böyle bir ses gelmedi. Biliyorum, yoruldunuz ufaktan. Bir parça daha alayım. Bir parça beni daha idare edin. Gambling diyeyim. Fatih Hocam, az önceki soru için çok insafsızsınız diyor. Vallahi hocam, aman dikkat edin. Yani bana istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hem if hem should. Ne yapayım hocam? Yani insanları da nasıl kandıracağız? Başka bir şey de yok yani. Bir numaraya modullara dikkat edin sevgili arkadaşlar. Tense dağılımı da işin içerisinde olacaktır. Aktif pasifler de gözüme çarpıyor burada. Bir tanesi geçmişle alakalı, iki tanesi aktif olmuş, iki tanesi de pasif olacak şekilde. Üç tane pasif var, biri geçmiş olacak boyutta. Aktif pasife dikkat. O zaman ikiye geçtim. İki numarada sıfat var. Sıfatlara dikkat. Gelince bakarız iki numarada. Üç numarada bir close bilgisi var. Acaba hangi close? Ona bakacağız. Dört numarada kısaltma olduğunu görüyorum. Dikkat edelim. Beş numarada da yine soğular, saçlar, işte belirteçler, miktar ifadeleri, gönderme ifadeleri var. Gelince bir bakalım ne oluyor, ne bitiyor diye. Gambling, kumar diye girdim. Şans oyunu diye girdim. Şans oyununu tanımlayacakmışız. Kendi kendini şans oyunu tanımlayamaz değil mi? Şu aktifler gitti. Şans oyununu illa geçmişte tanımlanmak zorunda diye anlatmaya gerek yok. Çünkü genel bir şekilde tanımlama yapılacak. Ortalık izlerle, arlarla devam ediyor zaten. O zaman şans oyunları salt şans oyunu olarak ya da karma şans oyunu olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir değil mi? Kumar ya da şans oyunları salt şans oyunu ya da karma, yani birçok etmenin işin içerisinde olduğu şans oyunu olarak tanımlanabilir, tasvir edilebilir. May be defined, might be defined, can be described, could be described olacak şekilde gider. İlla geleceğe kadar gitmemize en azından may varken, may hem günümüz hem de gelecekle alakalı. Zaten idare edebiliyoruz ama bili daha böyle bir adım sonrasını anlatmak için kullandığımızdan dolayı burada yer vermesek de olur. Five so-called games of chance. Sözüm ona, çok az şans oyunu tamamen yetenekten, maharetten, beceriden, hadi bana şey deyin, yoksundur deyin, hadi bana mahrumdur deyin, hadi bana eksiklik deyin. Burada sözüm ona, çok az şans oyunu tamamen beceri olmadan oluyor. Tamamen yetenekten mahrum oyunlardır. Yetenekten yoksun oyunlardır deyin. Burada bir mahrumiyet var, burada bir yoksunluk var. Bu sefer devrede destitute of var arkadaşlar. Destitute of, nokta noktadan yoksun, nokta noktadan mahrum. Çok az sözüm ona, şans oyunu beceriden, yetenekten yoksundur, mahrumdur diyor. İlginç bir cümle sarf ediliyor. Plausible of edatıyla kullanılmaz. Akla, mantığa yatkın, uygun demektir. Mantıklı demektir plausible. Conditional, şarta, koşula bağlı demektir.
şartlı demektir. Conditional. Şartlı bir tahliye vesaire herhangi bir şey varsa şartlı, şarta bağlı, kayıtlı diye alabilirsiniz. Aware of farkında diye gider ama burada anlamca. Sevmemize rağmen anlamca devre dışı kalır. Correlative diye aldığımızda da tabii bir şeyle ilişkili, bağlantılı diye değerlendiririz. Fatih Hocam bir tek B olumsuz anlamda galiba diyor. Evet diyor, beceriden, maharetten yoksun olması diye gidiyoruz. Geldim burada. Such skill plays a large and a continuous part. Bu tarz becerilerin, bu tarz yeteneklerin büyük ve sürekli bir rol oynadığı, hadi o noktayı koyun. Bu tarz becerilerin büyük ve sürekli bir rol oynadığı yerde artık bu oyuna kumar diyemeyiz. Artık bu oyuna şans oyunu diyemeyiz. Tabii şansın önemli bir etkisi olabilir. Büyük bir etkisi olabilir. Sonucu tayin etmede büyük bir etkisi olabilir derken edat artı fiil ing olayını hatırlarsak sonucu tayin etme noktasında da zaten gideceğimiz yer belli sevgili arkadaşlar. Tabii şansın yine sonucu tayin etmede önemli bir rolü olabilmesine rağmen bu tarz beceriler artık büyük bir rol oynuyorsa kişi sürekli yeteneğiyle, maharetiyle, becerisiyle hep şans oyunlarını kazanıyorsa orada dur. Artık o oyuna şans oyunu diyemeyiz. Son noktayı koyarız artık. Öyle sınıflandıramayız diyor. Evet, edat artı fiil ing ile bunu değerlendirdik. Devam edelim. In betting on horse races, at yarışlarına mesela bir tahminde bulunma, para yatırma noktası, bahise girme olayı. Tabii kar elde etme amaçlı kumar oyunlarında vesaire. Bu belirleyici olan etmenlere dair üst bir bilgiye sahip olmanız bu şansı öyle bir kalifiye hale getirmektedir ki diyor. Bu tarz bilgiye sahip olanların bakış açısından artık bu işleme kumar diyemiyoruz. Artık bu işleme şans oyunu diyemiyoruz. Bu tarz bir bilgiye sahip. Hangi bilgiye sahip? Bu belirleyici etmenlere dair azıcık da olsa bilgiye sahip olan kişileri bu tarz bilgiye sahip olan insanlar. Bu bilgiye sahip olan insanlar, bravo size. Ön tarafta bir şey bahsediliyorsa arkadaşlar, bunu da such knowledge eşittir this kind of, this knowledge, that knowledge, the knowledge şeklinde önündekine gönderme yapan bu tarz, böyle anlamıyla kullandığımız gönderme elemanımız such'tan faydalanabiliyoruz tabii. Ve dikkat edelim, non-clause olarak gelmiş. Bu tarz becerilerin önemli bir rol oynadığı yerde diye kullandık. Rol oynamak bir mekan olarak açtı bize kendini gösterdi ve yerdeyi de yapıştırdık buraya. Bak such skill, şuradaki beceriyi aldık bu tarz beceri diye. Skill, such skill diye tekrar satmaya çalıştım sizlere. Aşağı tarafta da aynı şeyi bir daha satmaya çalışmışım. Knowledge, such knowledge olacak biçimde. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar.
Evet, son kısım olarak dersimizin son bölümünde pasajlarımızdan devam ediyoruz. Üçüncü pasaja geldik sevgili arkadaşlar ve hemen bakalım bir numarada bizi yine bir edat karşılıyor imiş. Aklımızda bulunsun. İki numaraya geldiğimizde bir kısaltma sorusu olduğunu görüyoruz gibi araya bir şeyler sızmaya çalışmış. Şunlara dikkat edin. Edirne'de sanki ters de musallat olmaya çalışmış cümlelerin başına ama muhtemelen kazanamayacaktır. Üç numarada bir tam cümle bağlacımız var. Therefore'la consequently aynı grupta olduğunu ben baştan yani hediye etmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Böyle bir şey söylememe dahi gerek olmayabilir. Zaten onu yorumlarken görürsünüz diyerekten. Dört numaraya geldiğimde bir adverbial clause yapısı olduğuna kanaat getirdik. Bakalım nasıl bağlayacağız ve beş numarada da bir adet fiilimiz izleri bekliyor olacak sevgili arkadaşlar. O zaman geldim. Dedim ki 16 Nisan 2006 yılında bir kutup ayısı var ama sıra dışı bir görünüşe sahip bir kutup ayısından bahsedeceğim. Sahip mantığında vit yok. Vit yoksa ne yapacağım? Küsecek miyim soruya? Yok, küsmeyeceğim. O görünüşe sahip noktasını başka bir edatla da verebilirim. Özellikle de e ile başlayıp en ile başlayıp değil mi? E ya da enle beraber giderekten de yine orada bir tamlama haline getirip bizler onu sahip mantığıyla kullanabiliriz. Yani kitabın kapağı dediğimde kitabın bir kapağa sahip olduğunu vermiyor muyuz? Kapının kolu dediğimizde kapının bir kola sahip olduğunu anlatmıyor muyuz? Masanın ayağı dediğimde bu ninnin mantalitesinde arka tarafta iyelik yok mu? Sahiplik yok mu Mehmet Hocam? Arkadaşlar Gülsü Hocam değil mi? Hikmet Hocam. O yüzden of'la beraber başladık. A polar bear of unusual appearance şeklinde. Bazen of gelir, o of nereyi anlatır? Bazen of gelir bize from'u anlatır değil mi? İşte atıyorum Antalyalı Mehmet demiş oluruz. Orada Mehmet of Antalya yani from Antalya bakış açısını verir. Of da tehlikelidir. Dikkat etmemiz gerekiyor, değil mi? Burada da e of, en of ikilisiyle evet o sahibiyet, o aidiyet aktarılmaya devam eder. Sıra dışı görünüşe sahip olan bir kutup ayısı vurulmuş. Bir avcı tarafından efendim vurulmuş. DNA testi 11 Mayıs'ta gerçekleşen bir DNA testi var. Şunu ispat ediyor. Bakın ana fiili var arkadaşlar. Ana fiili nedir? Ana fiili proved değil mi? Ana fiilimiz şurası, proved noktası. O yüzden biz 11 Mayıs'ta açıklanan DNA testinden bahsederken bize pasif bir kısaltma lazım olacak değil mi? 11 Mayıs'ta açıklanan bir test sonucu var ise biz orada geldik test result'lardan ya da testing noktasında which dedik. Geçmişte olduğu için was'ını koyduk. Rapor kendi kendini değil mi yayınlayamayacağı için piyasaya süremeyeceği için o zaman which was released, which was'ı attık. Release de beraber fiil 3 pasif kısaltmamızı her zaman olduğu gibi yine burada gerçekleştiriyoruz. Zaten boşluk arkası edat bizleri karşılıyor. Peki DNA testi neyi gösteriyor? Bu avın yani öldürülen bu hayvancağızın biraz bozayı, biraz kutup ayısı melezi olduğunu ortaya çıkarıyor. Ender bir durum yani. Evet bu vahşi doğada türler arası çiftleşmenin ilk kayda geçen vakası örneği olarak geliyor. Bir bozayı ile bir kutup ayısı çiftleşmesinden vesaire bahsediyor. Şimdi bu kutup ayısının, daha doğrusu bu ayının ne olduğu ispat edilmiş. Bir kutup annesi var, bir de boz ayı cinsinden babası var vesaire diye gidiyor. Ben iki rakibi yani rakip oluşturabilecek olan therefore ve consequently devre dışı bırakırsam DNA testi bir de avcıya o bir bozayı öldürdüğü için 1.000 dolar cezayı kesiyor mu? Kesiyor. Bir yıla kadar da hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalıyor mu? Kalıyor. Avcının başına gelmedik kalmıyor değil mi burada? O zaman bir nevi ne yapacağız? Madem güzel gidecek therefore'lar, consequent'ler birbirini eledi. Burada örneğin olabilecek bir şeyin örneği yok. Değil mi? Indeed gerçekten de vallahi de desek ön tarafa bir vurgu yapacaktık. Dahası mantığı biraz daha uygundur buraya. Masum bir ekleme yapıp deyip yolumuza devam etmemiz gerekir arkadaşlar. Çünkü bir pekiştirme de görmüyoruz. Bu sebepten dolayı avcıya 1.000 dolarlık bir ceza kesildi. Güzel giderdi ama Derfor'un consequently ne yapacağım bu sefer? Sınavdayım. Bunların gözünün yaşına bakmamam lazım. Aynı fonksiyonda, aynı görevdeler. O yüzden moreover, dahası üstelik bir de ceza kesilmiş. Bir de bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Şimdi avcı gidiyor kutup ayısı avlamak için bir lisansı var, ruhsatı var ama o zaman diliminde bozayıyı avlayacak bir lisansı yok elinde.
O yüzden yarı ceza alıyor, öbüründen kurtuluyor gibi bir nokta var. Şu anda çiftleşme mevsimi hop örtüşüyor diye almışız. Şu anda çiftleşme mevsimi örtüşüyor diye gitmişiz ama kutup ayısının buradaki döneminin biraz daha erken başladığından bahsediyor. Boz ayıdan biraz daha erken başlıyor. E hani örtüşüyordu? Değil mi? Overlap aynı ana denk gelmek, örtüşmek yani bizim için coincide demek, aynı ana tekabül etmek filmimiz vardı ya. Örtüşüyorsa aynı ana denk geliyor diyorsun. Öbür tarafta kutup ayının çiftleşme mevsiminin boz ayıdan daha biraz daha erken başlıyor. O zaman sen burada dönemler açısından bir tezatlık oluşturmuş oluyorsun değil mi? Bunu da bu tezatlığı oluştururken de tabii çiftleşme mevsimleri genellikle örtüşmesine rağmen kutup ayının boz ayıdan biraz daha erken başlamaktadır deyip Dow, Oldo, Even Dow zaten benim ve sınavın en fazla sevdiği grup olarak karşıma geliyor. Bir köşe yazarı da şunun altını çiziyor ki daha fazla melez görülebilir. Küresel ısınma ilerledikçe daha fazla melezle karşılaşabiliriz. Ve bu durumda normal çiftleşme dönemlerini ne yapıyor bu yaşanan olaylar? Normal çiftleşme dönemlerini tabii ki arkadaşlar değiştiriyor değil mi? Değiştiriyor ki bunlar hiç olmayacak zamanlarda bir araya gelmiş oluyor bu hayvanlar. O zaman böyle bir değişikliğe yol açıyorsa bunu alter fiiliyle beraber, bunu change fiiliyle beraber çok rahat yorumlayabiliriz. Range, değişiklik göstermek. Bu da nesne almaz arkadaşlar. Ne değişiklik gösteriyorsa önde verilir, range denilir ve bırakılır artık. Değişiklik sergiler. Öğrencilerin yaşları, ilgi alanları, insanların ilgi alanları bunlar değişiklik sergiler. Arka tarafta normal çiftleşme dönemlerini değiştirmek dersek bize nesne alabilen change lazım. Alter lazım, shift lazım, modify lazım değil mi? Çünkü bir şeyi değiştirmek olarak da alabiliyoruz. Articulate, dile getirmek fiilimiz, söylemek fiilimiz. Seize, son bulmak, sonlandırmak. Az önce şans oyunları parçasında da vardı. Hint, bir imada bulunmak, bir mesaj vermek diye değerlendirebileceğimiz yine güzel bir parça diyorum kendimce. İnşallah katılıyorsanız o zaman dördüncü pasaja doğru yol alıyorum diyebilirim. Bir edat tabii ki yine bizleri karşılayacak. Bir close bilgisi yine bizleri karşılıyor iki numarada. Üçe baktım. Adverbial clause'lar olmazsa olmaz tabii ki ister gramerde ister close testte. Dört numarada bir adverbial clause ve bir bağlaç mantığı gözüküyor buralarda. Since adverbial clause, if adverbial clause, diğerleri normal bağlaç yapısı. Beş numarada edatlı bir fiil olacak şekilde yan yana vermişim. Bakalım o fiili nasıl yerleştireceğiz? After decades of disappointment şeklinde yıllarca süren bu hayal kırıklığının ardından yeni bir ipucuya sahip olabiliriz. Alzheimer rahatsızlığıyla mücadele etmede yeni bir ipucuya sahip olabiliriz diyor. Dikkat edelim arkadaşlar burada. Bir şeye yol açmaktan bahsetmiyoruz. Bir şeye neden olmaktan bahsetmiyoruz. Herhangi bir şeye dair, herhangi bir şeye yönelik, herhangi bir şey üzerinde sahip olduğumuz bir ipucudan bahsediyoruz. Bu nokta tehlikeli. Eğer ki yol açma olsaydı doğru hiç itirazım yok. Lead to'ya doğru giderim ama lead on something, bir şeye dair bir ipucuya sahip olma anlamı bile değişiyor zaten. Buradaki anlamı ipucu şeklinde kullandığımız, clue diye aldığımız, bazen cue diye verdiğimiz o ipuçları noktası, sign bir şeyin işareti olacak şekilde gidebilen yapılara ihtiyacım var. Lead on something, bir şeye dair ipucu olarak alıyoruz. Tehlikeli olabilmekte burada. Alzheimer hastalığına dair yeni bir ipucu elde edebiliyoruz. Onlarca yıl süren bu hayal kırıklığının ardından. Mesela compelling evidence var, elimizde sağlam deliller var. Hangi duruma dair sağlam deliller var? Onu biraz açar mısın kardeşim dediğimizde bu rahatsızlığa sebep olan şey gum disease'de yani diş eti rahatsızlığında rol alan bir bakterinin yol açtığına dair elimizde sağlam delil var. İşte bu delilimiz hop rolleri değiştirebilir diyor. Bu tıbbın en büyük sır, en büyük gizemlerinden bir tanesi de başa çıkmada rol değişikliğini ortabilecek yani önemli bir elemandır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Delili anlattık. Bu delili rahat rahat verdik değil mi? Elimizdeki delil neymiş? Bu rahatsızlığı Alzheimer'a diş eti rahatsızlığında neden olan, rol oynayan bir bakteri yol açıyormuş. Tamam, evidence o zaman net bir şey anlattı. O zaman sizler de ne dediniz? Evidence'ı that'le beraber yani non-clause olarak açarım dediniz. Doğrudur, burası bir isim cümlecidir. Evidence zaten isim olduğu için the fact gibi bir isimle arka arkaya getirmiyoruz. Yani bir isimin arkasından bir isim daha getirmiyoruz. Sorgulama yok. Zaten delilin içerisine girsem, ver desem, ingiçle beraber de yine ejective clause yolu da kapalı bana. Ejective clause da yapamıyorum maalesef. Çünkü ingiç dediğim çoğu yere
ver diyebiliyorum. Zaten bu delilde derken in this evidence diye bir şey biraz tuhaf olur arkadaşlar. Bu anlamda biraz olumsuz karşılıyorum ben bu durumu. In this evidence, bu delilde, bu kanıtta. Biraz tuhaf bir kullanım. Ben evidence in'le beraber kaç yerde gördüm diye kendime soruyorum. Görmedim. Siz gördüyseniz ona göre değerlendirelim. Bir in which olsun, bir where olsun. Ama evidence that'le beraber çok karşılaşmışsınızdır, değil mi? Tamam. Elimizdeki deliller başka neye yol açabilir? Effective treatments, evet, etkili bir tedaviye yol açabilir ya da bir aşıya dair, aşıya bile yol açabilir. Popülasyonlar, insanlar, yaş aldık, değil mi? Hep böyle diyoruz ya, insanlar yaş aldıkça, insanlar yaşlandıkça diye. İnsanlar yaşlandığında deyip bunu present perfect almak biraz tuhaf olur ama insanların geçmişten günümüze yaş alarak gelmesini ezle beraber çok güzel sürece de bağlayabiliriz. İnsanlar yaş aldıkça demans hastalığı, tabii ki dünya çapında Alzheimer'la alakalı olan vakaların %70'inin temel sebebi olarak skyrocket olmuştur. Yani tavan yapmıştır, zirve yapmıştır demans rahatsızlığı Alzheimer'ın en büyük tetikçilerinden bir tanesidir diyebiliriz. Alzheimer's constitutes some 70% of these cases. Bu vakaların yaklaşık olarak %70'ini tabii ki Alzheimer rahatsızlığı oluşturmaktadır diyor. Arka tarafta sebebini bilmiyoruz diyor. Yani vakaların %70'ini demans rahatsızlığının vesaire Alzheimer'ın sebeplerinin %70'ini demansın Alzheimer oluşturduğunu söylüyor. Arka tarafta sebebini bilmiyoruz diyor. Yani bu kadar büyük bir durum söz konusu aslında. Vakaların %70'inden bahsediyoruz. Sen tutup da sebebini bilmiyoruz dersen o zaman arkadaşlar değil mi? Yani sormazlar mı? Yani bu kadar hakim olan bir rahatsızlık var, domine eden bir rahatsızlık, bir sıkıntı var. Nasıl sebebini bilmiyorsun? Yetle, batla bu tezatlığı veririz. Elimizde bir rahatsızlık var, Alzheimer değil mi? Bu hafızada ve bilişsel olan fonksiyonlarda giderek bir kayıba ne yapar? Giderek bir kayıba tabii ki yol açar değil mi? Hafızada ve bilişsel fonksiyonlarda kademeli giderek olan bir kayıba yol açan bu rahatsızlık fecidir. Hem bu rahatsızlığı yaşayanlara hem de sevdikleri için çok sıkıntılı bir durumdur diyor. Doğru. Sebebini bilmiyorsak zaten biz burada şundan kaynaklanıyor diyemeyiz değil mi? Stem from otomatikmen devre dışı kalmış oluyor. Yoksa o da çok sevdiğimiz bir eleman. Onu da biliyoruz yani nokta noktadan kaynaklanmaktadır diye. Ama ön tarafta dedi ki sebebini bilmiyoruz. O zaman stem from kapısı kapalı. Result in yol açmak kapısı. Conduce to, give rise to, lead to'lar bunlar açık. Contribute to'lar açık. End up'lar vesaire açık. Charge for'da suçlama var. Cockpit'te uğraşma, başa çıkma var. Appeal to'da da başvurmak birinci anlamı appeal to. İkinci anlamı ise tabii ki etkilemek, cezbetmek anlamı ile kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Popüler bir parça biliyorsunuz. Sağdan soldan her yerden gelebilmektedir. Evet, gene geldik. Kürkçü dükkanı gibiyim. Döndüm dolaştım yine şutlu bilmem neli bir şeylerin peşine düşüyorum. Burada bir adverbial clause yapısı var. Dikkat etmekte fayda var. Acaba ne yapmışım, ne etmişim ben de bakacağım. 2 numarada tense sorusu olduğunu görmekteyim. 3 numaraya baktım. Edat tabii ki en çok sorduğum yapılardan bir tanesi. Sınavda da karşılaşacağız ister istemez clause testte. 4 numaraya geldim. Bir kısaltma tabii ki vazgeçilmezimiz. Sınavda en az 2-3 kısaltmayla karşılaşacağız sevgili arkadaşlar. Ve 5 numarada da bir fiil sorusu o zaman giriş yaptım. Arı kolonilerindeyim, arı sürülerindeyim. Arı sürüleri düşündüğümüzden çok daha müthiş bir süper organizma olabilmektedir diyor. İyi, peki hastalıklar geldiğinde ne oluyor? Değil mi? Disease strikes demişim. Burada da şut ister istemez düşüyor arkadaşlar. Çünkü S takısını almış. Arılar, arı sürüleri düşündüğümüzden çok daha müthiş organizmalar. Hastalıklar gelince ne oluyor? Hastalık vurunca, hastalık gelince, hastalık kendini gösterince, ence, anca. When disease strikes, as soon as disease strikes, once the moment disease strikes dedim. Aldım. No sınır. Devrik olması gerekiyor ve denle kullanılacak ama ne devrik var ne denli bir şey var. Tam nokta nokta key bakış açısını verecekti. Ezif eziktir. Hele baş tarafta tam bir eziktir. Biraz daha ortada ve fiillerin arkasında görürsek daha rahatlıkla değerlendirebiliriz. Sanki mış gibi elemanı. Now that madem ki bakış açısıyla because grubuna hizmet eder ama burada da sebep sonuç olayını göremeyeceğiz. Yani hastalık vurduğu için şu oluyor, bu oluyordan ziyade
hastalık gelince, vurunca arılar bakın biraz daha bağışıklığa katkı sağlayacak molekülleri jellerin içerisine, hani bu yavrularını beslemek için, larvaları beslemek için kullandıkları jellerin içerisine bağışıklık sağlayan molekülleri de ekleyiveriyorlarmış. Al yavrucağım sen birazcık immunity kazan diyorlarmış yavrularına. Tabii bu da bütün bir kovana hayır, kovana ne sağlıyor? Toptan bir bağışıklık sistemi sağlamış oluyor. Jellerin içerisine kattıkları moleküller sayesinde. Bir 10 yıl önce bakıyoruz bu hocalarımız. Bir 10 yıl önce ne yapmışlar? Yeni bir arılarda hastalıkları tedavi etmenin yeni bir yolunu, yöntemini bir test ettiler diyeceğim değil mi? Yani paragraf uzun, paragraf dışarıdan karışık görünebilir. İşin içinden çıkılmaz görünebilir ama iç kılcal damarlarına girdiğinizde gördüğünüz gibi o arada alıp devam edebilirsiniz. Yani aslında bazen arkadaşlar paragraflar ne kadar uzun oluyorsa o kadar sıcak bakılabiliyor değil mi? Bu normal paragraflar için de geçerli. Çünkü sana anlayabilmen için defaatle cümle sarf eden bir paragraf var. Bazen kısa paragraflar gerçekten bezdirebiliyor insanı. O açıdan uzun olması bazen de işimize yarıyor. Doğru. 10 yıl önce şunu şunu test ettiler. Bu tedavi ne tarz bir tekniğe dayanmaktaydı? Teknik RNA interference, DNA değil de RNA müdahalesine bağlı olan bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Bu da bu RNA müdahalesinin içerisinde neler var? Feeding the bees double-stranded RNA şeklinde gidiyor ve çift sarmallı, çift şeritli bir RNA ile besliyorlarmış arkadaşlar. Shutdown, bir şeyi devre dışı bırakması için belirli genleri devre dışı bırakacak çift sarmallı RNA molekülleriyle arıları beslemeyi içeren bir RNA müdahalesi tekniğini uyguluyorlarmış. Güzel. Many insects naturally, birçok böcek doğal yollarla bu çift sarmallı, çift şeritli RNA moleküllerini üretmekte. Bir bağışıklık tepkimesi olacak şekilde. Enfeksiyonlar. İyi de bu enfeksiyonlara ne yol açıyor? Virüsler, bakteriler, mantarlar. O zaman bu virüslerin yol açtığı, bakterilerin yol açtığı, mantarların yol açtığı enfeksiyonlara doğal bir tepkime oluşturabilmesi için birçok böcek zaten doğal yollarla bu RNA moleküllerini üretmektedir diyor. Arkadaşım bu enfeksiyon kendi kendine olacak hali yok ya. İlla biz de tutup da bu infections noktasını enfeksiyonlar dedikten sonra which are produced dememizin de bir anlamı yok ki produced by viruses diyelim. Yani enfeksiyonlara zaten yol açacak olan şey ne olacak? Onların aracısı birimi nedir? Bu tarafından ifadesini direkt getirebileceğimizi gösteriyor değil mi? Yani ben buraya dedim ki İstanbul olalı Bay Sezen Aksu. İlla Sezen Aksu tarafından yapılan bir albüm olduğunu mu söylemem lazım? Hayır değil mi? Virüslerin yol açtığı enfeksiyon dediğimizde invasion of bodies by viruses, virüslerin vücudu istila etmesi gibi bayı kullandığımızda illa pasive vesaire gerek yok. Yeter ki o birim, o eylemi yapıyor olan birim olsun tarafından anlamını vermeye devam eder. Virüslerin, bakterilerin, mantarların yol açmış olduğu enfeksiyonlar diye değerlendiririz. Gizliden o pasivliği bizler görelim ki gördünüz zaten. Burada bay bay olacak şekilde Meral Hocam, Gülşah Hocam ve Rıza Hocam yorumlarını belirtmişlerdi. Ve bu tedavi işe yarıyor. Ve tuhaf bir şekilde aylar boyunca çalışmaya devam ediyor. Hatta arılarımız hayatını kaybettikten sonra aylar boyunca işe yaramaya devam ediyor. Peki aylar boyunca işe yaraması bize neyi önermekte? Bu korumanın bir şekilde genç arılara, yavru arılara aktarıldığını öne sürmektedir. O zaman biz bu yaşanan olayları şunu öne sürmektedir desem, which suggested, madem 10 yıl önce oluyor, which suggested that deyip arka tarafı getir. Which suggested that the production was somehow being passed on to young bees diye git. Which suggested herhangi bir yapılan çalışma, herhangi bir şeyi öne sürebiliyorsa ki boşluk arkasında da and gibi buranın aktif olduğunu gösteren ifadeler var. O zaman ben de which suggested noktasını aktif kısaltırım. Herhangi bir şeyi öne sürüyorsa, neden olup yol açıyorsa gibi düşünüyorum. Ve suggesting bu yaşananlar bize şunu öne sürmektedir ki koruma, bu immunity, bu bağışıklık yavru olan arılara bir şekilde geçmiş. Çünkü baksana hayatlarını kaybettikten sonra dahi bu tedavi varlığını sürdürmeye devam ediyor. Daha da fazla araştıran hocalarımız efendim şunları da ortaya çıkarıyorlar. Neyi ortaya çıkarmışlar? Arılar bu RNA'ları diğer arılara geçiriyor. Ne yaparak? Onları bir defa
Bu şey yapan, işçi olan arılara yükleyerek, bir nevi ilave ederek. Sonra bir de jeller var. Bu jelleri yavrularını beslemek için ne yaptıkları jeller olarak, ne yaptıkları sıvılar olarak değerlendirebiliriz? Tabii ki arkadaşlar, yavrularını beslemek için salgıladıkları jeller diyebiliriz. Değil mi? Salgıladıkları işte jöle diyebilirsiniz. Madem bu salgıladıkları jelleri anlatacağım yavrularını beslemek için, şimdi geldi o fiilimizi kullanma vakti. Değil mi? Salgılamak efendim. Release dememişim. Release yerine tam kendi anlamını almışım. Secrete jellies diye gittim. Ve jel salgılamak diye bir nevi produce mantığını, üretme mantığını devam ettirdim. Persist, varlığını sürdürmek, devam etmek, ısrar etmek. Alleviate, ağrıyı, acıyı, sızıyı dindirmek. Confer, konuşmak, danışmak. Konferans mantığı buradan geliyor. Tabii ki orada akıl danışmalar noktası vesaire hepsi buraya geliyor. Yani bir nevi müzakere gerçekleştirmek, müzakere yapmak, danışmak diye gittim ve dedicate'de zamanını olsun, kendini herhangi bir şey adamak tarzında olsun. Yine güzel, kullanışlı, sağlam bir parça olduğunu söyleyebilirim. Bu pasajımız içinde. Altıncı pasaja geçeyim mi? Altıncı pasaja geçeyim arkadaşlar. Baktım bir numarada yine bizi belirteçler karşılıyor. İsimlerin tekillik çoğulluk mantığına dikkat edelim sevgili arkadaşlar. İki numaraya baktım aşağıda. Bizleri tam cümle bağlaçları karşılıyor. O noktada aynı olanlar var mı diye şöyle hızlıca baktım. Aynı olanları göremedim. O yüzden yoluma devam edeyim. Üç numarada adverbial clause'ların kısa hallerini görmekteyiz. Dört numarada adverbial clause'ların cümle versiyonlarını ilgilendiren kısımlarıyla karşıyayız ve beş numarada da modal devreye girmeye çalışmış. Geçmişle alakalı olabilecek olanları net bir şekilde görebiliyoruz. Bu hem günümüz, hem gelecek, hem geçmişi ilgilendiriyor. Daha genel bir modal. Bu günümüzde olursa hayali ilgilendiriyor. Geçmişte olursa ecek acak mantığını ve hey gidi günlere yapardık ederdik bakış açısını veriyor. It is more helpful to think of age as a side effect of evolution by natural selection şeklinde geliyor ve yaşı bir yan etki olarak görmek daha bir yardımcı olur diyor bize. Yaşı gelişmenin bir yan etkisi olarak görmek daha güzel olur. By natural selection, doğal seleksiyon vasıtasıyla, doğal seleksiyon aracılığıyla gelişimin bir yan etkisi olarak yaşı değerlendirmek, görmek daha bir faydalı olur diyor. Yani doğal seleksiyonda biliyorsunuz en güçlü, en kuvvetli olanın hayatta kalma bakış açısı vardır. Ve bu değerlendirilirken yaş faktörü biraz daha yan etki olarak düşünülürse, görülürse daha bir faydalı olur diyor. Hani bazı yırtıcılar yaşı küçüktür ama efendim yaşlı olan birisini tık diye aşağı indirebilir ya da çok kendisinden daha küçük olan bir şey tık diye aşağı indirebilir bakış açısını vermeye çalışıyor bizlere çaktırmadan çaktırmadan. Yaş yan etki olsun. Tamam. Organizmalar meyillidir, tabidir. Organizmalar çevresel tehlikelere, kendi kontrolleri dışındaki çevresel tehlikelere tabidir diye gittiğimde organizma sözcüğü çoğul olarak geliyor. Dikkatli olalım arkadaşlar. Nasıl deriz burada? Yani every tekille gider olmaz. The whole tekille gider olmaz değil mi? Bütün, tüm derken ama bütün organizmalar değişime tabidir. Bütün organizmalar çevresel tehlikelere, tehditlere tabidir dediğimde all artı çoğul isim alabilirim arkadaşlar. Ben daha bir organizmadan bahsetmedim ki diğer organizmalar diyeyim. Değil mi yani other için çok erken değil mi? Sen önce birazcık hangi organizmalardan bahsettiğini söyle ondan sonra other organisms dersin. Burada hiçbir şey demeden geldim other organisms diyorum. Olmam. The number of organisms, organizmaların sayısı tamam ama tekil çıkması lazım. Bir bakıyorum tekil çıkmamış, çoğul çıkmış. O zaman bana çoğulluğu pekiştiren bir şey lazım. O da all organisms. The number of bir şeyin sayısı olduğu için bu sayı ya 8'dir ya 9'dur ya 10'dur. O yüzden tekil fiil, is olur, has olur, was olur bu şekilde çıkması gerekiyor. Bütün organizmalar kendi kontrolleri dışındaki çevresel tehditlere tabidir. Olmazsa olmaz. Hatta hiç yaşlanmayan organizmalar dahi için bu durum neyle sonuçlanacaktır? Bu durum kendilerinin hayatta kalma olasılıklarının azalmasıyla sonuçlanacaktır. Arka arkaya artık ilerleyen yaşlarda hayatta kalma olasılıkları biraz daha azalmaktadır. Arkadaşım, böyle bir durum var. O zaman değil mi? Yani ister istemez genç yaşta biraz çoğalmaya yatırım yapmak çok mantıklı bu hayvanlar için. Madem ilerledikçe başları sıkıntıya girecek, doğal seleksiyon var, hayatları biraz sıkıntıya girecek. Genç yaşta çoğalmaya yatırım yapmaları, üremeye yatırım yapmaları noktası
Biraz mantıklı yani, ister istemez pasajın gidişatını da değerlendirdiğimizde hayatta kalma ihtimalleri gün geçtikçe biraz daha azalma durumu söz konusuysa, it does. Bu sebepten dolayı therefore, bu sebepten dolayı as a result, bu sebepten dolayı it hence tabii ki mantıklı. Genç yaşta çoğalmaya yatırım yapma olayı çok çok mantıklı. Hatta ne pahasına? Hatta hayatlarını, yaşamlarını azaltma, hayatlarını kısaltma pahasına. Hatta genç yaşta öleceklerini bilme pahasına, küçük yaşta, erken yaşta hayvanların üremeleri, çoğalmaları gayet mantıklıdır diye gidecek olsam, nokta nokta pahasına diye kullanılan bir yapımız var değil mi? Ömürlerini, hayatlarını, yaşamlarını kısaltmak pahasına derken, evet Meral Hocam, Gülşah Hocam belirtmiş olduğu at the expense of arkadaşlar, pahasına, uğruna, at the expense of ya da at the cost of diye alabiliyorum. At the expense of, at the cost of, yok sayarak, pahasına diye kullanılan bir yapı. Ne de olsa, ne de olsa, even a body that can perfectly repair itself at a cellular level, hücre seviyesinde, ne de olsa hücre seviyesinde kendisini mükemmel bir şekilde yenileyebilen bir beden yarın bir aslan tarafından yutulabilir, mideye indirilebilir. Das, bu sebepten dolayı hayatını azaltmak pahasına dahi olsa erken küçük yaşta üremeye, çoğalmaya yatırım yapmak bu açıdan çok çok mantıklıdır diyor. Çünkü bugün kendini çok hızlı bir şekilde yenileyen bir beden olur ama yarın aslana kurban gider diyor. Fakat diğer yandan bu da şu anlama geliyor ki, genetik mutasyonlar, ki kendi semptomlarını, belirtilerini yaşamın ilerleyen evrelerinde gösteren genetik mutasyonlar daha az ihtimalle doğal seleksiyon aracılığıyla bu gen havuzundan weed from temizlenecektir. Yani biraz daha hayatta kalma ihtimalleri olacaktır diyor. Eğer yaşamlarının daha sonraki evrelerinde semptomları sergileyen mutasyonlar varsa, bunlar doğal seleksiyon tarafından bu gen havuzundan daha az ihtimalle weed from edilecekse, temizlenecekse, yani doğal seleksiyon bunları çok fazla etkilemeyecek. Bu genler çoktan aktarılmış. Anlaşıldı. Yani bu genler yavruya hoppa aktarıldığı için artık hayatının sonraki aşamalarında genetik mutasyonlar ortaya çıkmaya başlayınca, ister istemez doğal seleksiyon kendilerini biraz daha az etkileyecek. Çünkü yırtıcılığı kazanmış mesela. Kendini koruyacak hale gelmiş bir türden bahsetmeye başlıyoruz burada. Burada da bir kazla sebep sonuç ilişkisi devreye giriyor. Çünkü olduyla even if diyecek ki, sen olursan ben niye olmuyorum? Değil mi? Amaç yok ki ebilsin diye. Sıkıntılı bir durum yok ki, genlerin hayvancağızlara aktarılması sıkıntılı bir durum değil ki. Er diye, ar diye bakış açısını verelim. Böyle bir durum da söz konusu değil. Sağlam bir bika sorusu olduğunu düşünüyorum. Bu teoriye göre daha fazla yırtıcısı olan hayvanlar dahi daha kısa süre, efendim, içgüdüsel bir ömre ne olabilirler? Sahip olabilirler dediğimde, hep günümüzde geldik arkadaşlar. Ve bu olasılıkları aktarmak, anlatmak için ister istemez günümüzde kalırsak daha iyi olur. Yani geçmişe gitmenin burada hiçbir anlamı yok. B, C, E demenin bize hiçbir getirisi olmaz. Günümüzde hayal kuracak halimiz de yok. Bangır bangır gerçek olan cümlelerden bahsediyor. Ve tabii ki less likely, işte more likely, işte might, can, o kadar fazla efendim olasılık yapılarından gitti ki, could fiil biri kullanma bizim için gayet normal olacak. Consecutively, peşi sıra, ardı sıra anlamıyla kullandığımız bir zarfımız sevgili arkadaşlar. Onun haricinde farklı bir şeyler var mı? Rather than, mektense, maktansa, in case of, anında, durumunda, in addition to'yu biliyorsunuz, with respect to, açısından, bakımından diye kullanmış olduğumuz bir elemanımız. Yedinci pasajı da alayım mı? Yedinci pasajı da aldım arkadaşlar. Ve bir numarada adverbial clause'lar geliyor. Zaman zarf görünümü biraz daha ön plana gelmeye çalışmış sanki. İki numarada bir clause bilgisi var. Noun clause mu, adjective clause mu? İlk olarak adjective clause sanki ortaya çıkıyor gibi ama belli olmaz biliyorsunuz. Üç numarada bir fiil sorusu, sözcüklerden fiile odaklanmışım. Dört numarada olmazsa olmaz bir prep geldi. Beş numarada yine olmazsa olmaz bir adverbial clause'ların kıssası ile karşı karşıyayız. Başkan Donald Trump sosyal medya şirketlerini bayağı bir eleştirdi. Hop, Facebook yasak getirmiş. Birçok ekstremist figüre, birçok aşırıya kaçan kişiliğe yasak getirmiş. O zaman Facebook bu yasağı tabii ki arkadaşlar getir,
Değil mi? Facebook yasağı getirmiş, adam konuşmaya başlamış. Ne yapıyorsunuz siz arkadaş diye. Facebook bu yasağı getirdikten sonra, getirmesinin ardından Donald Trump, Facebook başta olmak üzere sosyal medya şirketlerini bir güzel eleştiriyor. Şunu deklar ediyor, şunu duyuruyor. He was monitoring and watching closely. Yakından gözlemliyorum ha, siz aklınızı başınıza alın vesaire diyor Trump abi. Trump abi dedikten sonra şurada tweet atmış. Arka arkaya tweetler atmış. Cuma cumartesi günü tweetler atan bir amcamızdan bahsedeceğiz. Peki bu tweetler atan kişi direkt bahset demiş. Direkt anlat demişim Donald Trump. O zaman ejected clause. Virgül var, that kullanamıyorum. O zaman who ve whom arasında, who ve whom arasında bu farkı alırken de who artı direkt fiile bağlanabiliyoruz değil mi? Who artı direkt fiile bağlanabildiğimiz için Trump, who tweeted şeklinde gidiyorum. By whom gibi edat artı whom'larda ya da sadece whom'larda biliyoruz ki arka taraf uzun çıkış, en azından bir özne ve bir fiil çıkışını görmemiz gerekiyor ki zaten onu göremiyoruz. Arka arkaya tweetler atan amcamız demiş ki sosyal medya platformlarını Amerikan vatandaşlarına getiren bu sansürü yakından gözlemliyorum, haberiniz olsun. Daha önceleri de det etmişti. Daha önceleri de sosyal medya firmalarının muhafazakar insanlara karşı bir ön yargı sergilediğini det ettiyse arkadaşlar ne yapmış oluyor? Daha önceleri de sosyal medya firmalarının, şirketlerinin muhafazakar insanlara, konservatiflere karşı bir ön yargı sergilediği tabii ki det yani iddiasında bulundu değil mi? Buradaki fiiller içerisinde det'i en bolca kullanan gruplar içerisinde yer alıyor. İddia etmek fiilimiz. Çünkü soar artmak fiilimiz, hinder engellemek, alıkoymak, target hedef almak ve refuse'a reddetmek fiilimiz. Başkanın yorumu bu hafta Facebook yasak getirdiğinde başlamış. Kime yasak getirmiş? Bu amcalara, bu abilere yasak getirmiş ve şunu söylemiş Facebook'lar mesela. Ne söylemiş? Bu insanlar yasağını ihlal etmiş. Neye yönelik yasağı ihlal etmiş bu insanlar? Tehlikeli kişilere dair olan bir yasak varmış. Tehlikeli kişilere dair olan yasaklarını ihlal ettiği için bu amcalara toptan bir erişim yasağı getirilmiş. Evet, herhangi bir konuya dair bir yasağımız varsa arkadaşlar bu yasak mantığını ben on something, burada bir numaram, burada bir hilem yok, olduğu gibi alıyoruz. Ben on something, herhangi bir şeye ya da birine bir yasak, bir yasaklama getirme diye alıyoruz. Facebook aynı zamanda kaldırmış. Kimin profillerini kaldırmış? Sağ kanat efendim kişiler olan, sağ kanada maille eğilimli olan Paul Neylon vesaire gibi kişiler. Bu sağcı olanları da kaldırıyor. Tamam. Arka tarafta hop bir de şuradaki abimizin neredeydi? Janus dediği bir kişi vardı. Onun da bir internet sitesi var. Onu da kaldırmış ortadan sevgili arkadaşlar. Alex Janus. Bu Alex Johnson internet sitesinde kaldırıyorsa, Infowars isimli bir internet sitesi var. O zaman bunların efendim şeylerini kaldırdı. Profillerini kaldırdı. Değil mi? Bu kişilerin profillerini kaldırıyor. Bu abimizin de internet sitesini kaldırıyor. O zaman Facebook önüne eklemiş, önüne katmış. Bunu da kaldırdım, şunu da kaldırdım, şunu da kaldırdım arkadaş demiş. O zaman bu abimizin internet sitesinin yanı sıra bu kişiliklerin efendim profillerinde tamamen ortadan kaldırmış, bir sansür uygulamış. Ekleyip devam edeceğiz. As well as diyeceğiz. Ekleyeceğiz. In addition to diyeceğiz. Besides, esli olsun, esli olsun. Besides olsun. Along with olsun, sınavda sordukları gibi. Aside from, apart from'lar olsun. Eramenimiz mak için, anında durumunda. Beside, es takısı olmadan fiziki olarak efendim telefon masanın yanındaysa, telefon kitabın yanındaysa, next yanında bitişinde bakış açısıyla beraber verilmektedir. 8. pasajı alayım mı? 8. pasajı aldım arkadaşlar. 8. pasajı. Şurada adverbial clause kendini gösteriyor. Adverbial clause'ları görüyoruz. Sevilen, kullanışlı elemanlarımız burada. Her biri birbirinden kıymetli. 2 numaraya baktım. Biraz bağlaç, biraz zarf olacak şekilde. Ama genelde tam cümle bağlacı olarak görüyoruz. Fatih Hocam diyor ki hocam along with duty'ye üstünlük sağlar mı hocam diyor. Hocam burada bir duty vesaire vermemişimdir değil mi? Ha, burada olsa diyor bir duty. Yani burada yine üstünlük sağlardı hocam. Yani burada ben duty'yi verseydim seçenekler arasında yine along with kazanırdı. Çünkü ekledi geliyor. Şuna yasak getirdi. Buna yasak getirdi. Bu abimizin de internet sitesine yasak getirdi. Burada ekleme mantığı var. Duty olmaz yine. Belki değiştirebilirim. Güzel gider duty. Evet, bir numarada adverbial clause var. 2 numarada tam cümle bağlaçları var. Bir tanesi zarflı inşa edilmiş. 3 numarada tamamen zarf olduğunu görüyoruz. 4 numarada kısaltma olduğunu görüyoruz. Araya kaynamaya çalışan tense'i baştan böyle bir uçuralım değil mi arkadaşlar? Bu araya kaynamaya çalışmış.
Yani biraz erken davrandım ama kusura bakmayın. Yani kısaltma sorusu olduğu biraz kendini gösteriyor. 5 numaraya baktım. Yine pekiştireçler. Bak yine pekiştireçleri sormaya çalışmışım. Ya da belki kendisini sormaya çalışıyorumdur. Nereden biliyoruz? Geldiğinde bakarız. O zaman giriş yaptım. Teorik olarak mümkündür. Bir gezegenin yörüngesini değiştirmek teorik olarak mümkündür. Muhtemelen tamamen uygulanamaz bir şeydir. Allah Allah. Yani teoride mümkün dedin. Sonra tamamen yok yok. Uygulanamaz, pratiğe dökülemez dedin. Yani o zaman arkadaşım dalga mı geçiyorsun? Değil mi? Yukarıda teoride bir şey mümkünse, yapılabilitesi hafif de olsa var demektir teoride. Bunu uygulamaya döktüğünde tamamen neredeyse tamamen muhtemelen tamamen imkansızdır demenin. Yani tam oldu mu şimdi? Olmadı değil mi? Bunu oldu'yla oldu mu şimdi? Oldu. Oldu'yla alabilirsiniz. Do'yla, even do'yla alabiliriz. Even if de alırız. Yarın while'la alırız. While çoktandır ortakta gözükmüyor ama kendini bir yerde gösterir. Hop bir baktım gezegenin yörüngesini değiştirmek dedim ya. Genelden bahsediyordum ya. Mars'a birazcık giriş yaptım. Dedim ki yani ister istemez burada Mars'ta spesifik olarak efendim örneklendirmeye gideceğiz. Ne yapacağız? Örneğin Mars'ın yörüngesini böyle bir değiştirmek, biraz daha güneşe yakın bir hale getirmek ne gerektirecek? Kinetik enerjisini azaltmayı gerektirecek değil mi? Peki kinetik enerjisini nasıl azaltalım arkadaşlar 3 numaradaki zarfı? Kinetik enerjiyi yani Mars'ın yörüngesini değiştirmekten bahsediyorum. Allah! Güneşe daha yakın bir hale getireceğim vesaire. Değil mi? Tabii ki kinetik enerjisini devasa oranda, büyük oranda değiştirmeyi, azaltmayı gerekli kılar. Yani böyle bir durum mümkün mü normalde de? Tabii yani kulağa biraz imkansız gelmesi de gayet normal. Çünkü enormously bir buradaki yörünge değişiklikleri, kinetik enerjinin azaltılması değil mi? İtem grubundan immensely, tremendously, enormously, massively bu azaltmayı devasa oranda, büyük oranda kinetik enerjiyi azaltmayı gerekli kılmaktadır. Belki de ne yaparak? Shunt ederek, shunt yani yolunu değiştirerek. Büyük asteroidlerin efendim yaklaşacak şekilde yolunu değiştirerek bunu gerçekleştirebiliriz diyor. Tabii bunu gerçekleştirmesi muhtemelen yüzyıllar ya da bin yıllar alır. Zaman olarak şunu yapması bu kadar alıyorsa, eve varmanız 10 dakika alıyorsa, işin içerisinde take fiili varsa, ne yapmanız ne alıyorsa, ne yapmanız ne gerektiriyorsa, take fiiline dikkat edin arkadaşlar, bu işi yapmak cesaret gerektirir değil mi? Hop mesela take courage, burada require bakış açısıyla, gerektirmek bakış açısıyla verilir. Buralarda to fiil bile dikkat edin, take'in arka tarafından gelecektir sevgili arkadaşlar. Böyle gezegenlerin yörüngelerini değiştirmek, yüzyıllar muhtemelen bin yıllar alacaktır tamamlaması, yerine getirmesi, take bla bla to complete şeklinde Adana'ya aldık doğrudur. Sizlerin de gittiği gibi. Eğer ki burada amaç Mars'ın yüzeyini tekrar oluşturmaksa, tekrar Mars'a değişik farklı bir yüzey kazandırmaya yardımcı olmaksa, there would be far cheaper, çok daha ucuz, çok daha hızlı, doğal olarak çok daha verimli yollar, yöntemler vardır diyeceğiz. Korkmaya gerek yokmuş. Normal bir komparatif kıyaslamayla beraber gitmemiz gerekiyormuş. Çünkü aldı geliyor burada topladı değil mi? Çok daha ucuz, far cheaper, çok daha hızlı, far quicker ve çok daha verimli yolları, yöntemleri vardır. Sıfatımız uzun hale geldiği için ben de more effective ways diyerekten yoluma Edirne'yle beraber devam edebilirim. Eğer ki olumsuz bir şey olsaydı daha az verimli noktasında less effective diye giderdim. Burada örneklendirme yaptık. Onun haricinde correspondingly keza benzer bir şekilde demektir. Correspondingly keza benzer bir şekilde anlamıyla kullandığımız bir hem zarfımızdır hem de tam cümle bağlacımızdır. Deli bilerek yaptı diyorduk. Deliberately bilerek kasten slightly azıcık birazcık reluctantly isteksizce gönülsüzce hastily acele ile şeklinde alabiliriz. Fatih hocam bir tane daha yapalım hocam diyor. Bir tane daha yapalım. 9. pasaja geldim sevgili arkadaşlar. Ne oluyor ne bitiyor? Emzirme ile alakalı şu anda görünen nokta emzirme ile alakalı. Bir numara soruda bir clause bilgisi artık adjective mad verb mü noun mu bir bakarız. 2 numarada sıfat bilgisi karşımıza geliyor. Edatlarını bu sefer yanına bırakmışım. 3 numarada tabii ki kısaltma sorusu olduğunu görüyoruz. Efendim 4 numarada yine adverbial clause'ların kısa hallerini almaya çalışırken araya bir tane uzunu kaynamış. In addition to'su yok. Dikkat edelim.
o noktaya. Belki in addition to ezbelez muhabbeti çekilmeye çalışılıyor olabilir 4 numarada. Ama tabii diğer elemanlarımız da popüler yani. 5 numaraya baktığımızda bir sıfat. Evet, iki sıfat sormuşum toplamda. Biri edatlı, öbürü edatsız. Tabii sınav esnasında iki sıfat olacak şekilde olmaz. Yani bir tane sıfat vardır, öbürü fiil olabilir. Bir tane sıfat vardır, öbürü farklı bir zarf olabilir, isim olabilir. Ben biraz abartmışım. Demek güzel bir sıfat bulmuşum. Daha doğrusu iki adet güzel sıfata denk gelmişim. Onları sormuşum. Yine near twist, yeni bir round var. Uzun süredir bir tartışma var. Bu uzun süreli tartışmanın yeni bir roundunda. Tartışma nedir tartışma? Hangi şeyi tartışıyoruz? Emzirmek çocukluk zekasına bir katkı sağlar mı? Emzirmek çocuğun zekasını arttırır mı? Arttırmaz mı üzerine yaşanan bu uzun soluklu tartışmada bilim insanları bakalım neyi bulmuş? Arka taraftan bakarız. Ama madem bir tartışma var, emzirmek çocuk zekasını, çocuğun bebeğin zekasını arttırıyor mu arttırmıyor mu diye, if kullanamam, edat artı if olmaz. Evet, if de sorgulama yaptırıyor. Yapıp yapmadığını, edip etmediğini, ama edat artı if olmaz. Edat artı det olmaz. Yavrum sen ne yapıyorsun burada? Deyir. Bunun zaten burada bir işi olmaması lazım. Sorgulama yapacaksa o zaman weather'la beraber güzel bir tartışmaya giriş yapmış oluruz. Peki bilim insanları bu tartışmada neyi ortaya çıkarmış? Diyor ki breast milk, tamam, emzirme increases the levels of certain chemicals in baby's brains. Bebeğin beynindeki bazı kimyasalların oranlarını, mertebelerini, seviyelerini arttırır demişiz emzirmek. Peki bu ne tarz kimyasallar sevgili arkadaşlar? Beyinsel gelişime ne olan kimyasallardan bahsediyoruz? Beyinsel gelişimle, zihin gelişimiyle, beyinsel gelişim, zihin gelişimiyle tabii ki alakalı olan bazı kimyasalların üretilmesine, salgılanmasına yardımcı olmaktadır. Emzirelim demeye çalışıyor. O ilişkin, o ilgili, alakalı derken link to all, değil mi? Related to de pertinent, pertinent to ilgili, alakalı şeklinde değerlendir. Relevant to, relevant with, kullan burada. Associated with, kullan, değil mi? Geldim burada. Sinirsel gelişim ile ilişkili, sinir gelişimiyle bağlantılı bazı kimyasalların oranını, seviyesini arttırmaktadır diyor anne sütü için sevgili arkadaşlar. Breastfeeding has previously been shown. Emzirmenin daha önceleri ne olduğu ispat edilmiş. Has been shown pasif arkadaşlar. Pasif olduğuna göre biz pasifine ne diyorduk? Pasifine to arkadaşım senin diyorduk, değil mi? Pasifine to aldığımızda emzirmenin daha önceleri efendim bebeğe olan bütün türde faydalara sahip olduğu ispat edilmiş. Her türlü faydasının olduğu ispat edilmiş. Has been shown to have all kinds of health benefits for babies diye gidebiliyoruz. Tabii ki enfeksiyonlara karşı koruyor. Tabii ki emzirmek demek ne demektir? Go hand in hand with something. Hand in hand ya da go hand in hand with something ya da somebody eşittir diye yorumlayın arkadaşlar. It eşittir, emzirmek eşittir. Reduced risk of childhood obesity, çocukluk obezitesinin azalma durumuna denk gelmektedir arkadaşlar ve kan kanseri, lösemi durumuna daha azalan bir riskle karşı karşıya kaldığı anlamına geliyor. Ekleyelim, çocukta daha az bir kardiyovasküler sıkıntı oluyor yetişkinliğinde. E o zaman çocuk emzirildiğinde daha az ihtimalle bir obez olma riski varsa, kan kanseri, lösemi riski daha az ise, yetişkinliğinde kalp damar rahatsızlıklarını daha az yaşayacaksa bu çocuğumuz, emzirmenin faydalarını sıraladı geliyor. Ezvelezle yine az önce olduğu gibi eklememizi yaptım. Evet, in addition to'su olsaydı çift doğru olacaktı ya da tamamen yanlış olacaktı. In the case of söz konusu nokta nokta olduğunda demektir. Dikkat edin, orada bir the var. In case of olursa anında, durumunda diye alırsınız. In case of, anında, durumunda, biliyorsunuz yangın anında, deprem anında vesaire. Ama in the case of diye gidiyorsa söz konusu bla bla olduğunda bizim when it comes to kalıbına, bizim S4 kalıbına denk gelmektedir. In the case of'un yorumlanmasına dikkat edelim. In contrast'ının aksine, nın tersine. Despite'ı biliyorsunuz zaten. Emzirmenin ileri düzey bir zekaya yol açıp açmadığı ise tartışmalı bir konudur ve araştırmalar farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Peki bu farklı sonuçların ortaya çıkmasının güçlüğü nerede yer alıyor? Bu güçlük nerede? Neden böyle farklı sonuçlar elde ediyoruz? Efendim şurada var. Teasing apart, ayırmada sıkıntı yaşıyoruz. Neyi ayırmada?
emzirmenin etkisini nereden ayırmada? Diğer etmenlerden ayırmada. Birçok diğer etmenden, çeşitli diğer etmenlerden ayırmada sıkıntı yaşıyoruz. Zekayı etkileyebilecek çeşitli diğer faktörler var. O çeşitliyi anlatırken various kullan, varied kullan, assorted muhtelif kullan, miscellaneous çeşitli kullan, diverse çeşitli kullan. Değil mi? Onun yerine myriad diyebilirsin. Myriad'da da yine o çeşitlilik var sevgili arkadaşlar. Çünkü secure güvenli. Evet sayısız değil mi? Aynen sayısız ve çeşitli olarak alabiliyoruz Gülşah Hocam. Secure'da artık güvenli olma noktası. Relentless hem acımasız şeklinde alıyoruz. Hem de daimi. Hem acımasız hem de daimi olacak şekilde relentless'ı kullanıyoruz. Böyle miktarsal durumlarda almıyoruz arkadaşlar. Daimi yani sürekli olarak bir yerde bir çaba sarf ediliyorsa, bitmek bilmeden bir mücadele sergileniyorsa, evet orada da yine relentless, relentless'lı şeklinde pes etmeyen boyutuyla kullanabiliyoruz relentless. Ama burada o sayısız diğer etmenlerden, birçok diğer faktörlerden bahsederken relentless'ı, aa hocam o da bitmek bilmiyor işte diye alamıyoruz. Burada o kullanımı yok relentless. Confidential'da gizli saklı olması ve oblivious noktasında da yanılmıyorsam bir şey var. Vurdum duymazlık şeklinde gidilebilir. Hafızam yanıltmıyorsa arkadaşlar. Ama yine de bir şey vardır. Böyle bir aklımda hep bir vurdum duymaz, umursamaz diye ilgisiz şeklinde alabilirsiniz. Oblivious. Yine bir kontrol ederseniz yanınızda herhangi bir cihaz varsa çok çok sevinirim. Son dakikada yanlış bir şey söylemeyeyim. Ben ilgisiz, kayıtsız diye dikkat etmeyen şeklinde aklımda kalmış. Meral hocam teyit ediyor. Evet hocam diyor. Tamamdır. O zaman gönül rahatlığıyla o zaman alta şunu yazabilirim sevgili arkadaşlar. Bizim indifferent vardı ya. Of kayıtsız olması bir şeye. Oblivious da yine to alıyor arkadaşlar. Birazcık unconcerned olması, ilgisiz, kayıtsız olmasını verirken kullanıyoruz. Oblivious da yine çoktandır ortalıkta yoktu en azından benim için. Burada görmek de güzel oldu. Absorbed in neye dalıp gittiyseniz. Kitap okumaya mı absorbe oldunuz, kendiniz oraya mı kaptırdınız? Devoid of neyden yoksun, mahrum iseniz. Obsessed with neye takıntılı iseniz. Preoccupied with ne ile meşgulseniz onu da preoccupied ya da occupied with ile beraber değerlendirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. İyi güzel. Toplamda 15 tane var. Biz 9 tanesini yedik, bitirdik sevgili arkadaşlar. Güzel oldu. Skills kitabında Part 2'ye de güzel bir başlangıç gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki dersimize muhtemelen o bölümü de devre dışı bırakır. Hatta yanılmıyorsam şeye de girmiş oluruz. Cümle tamamlamaların olduğu yere de girmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Rıza hocam diyor ki her şeyi buraya kadar anlattınız. Biz gideriz hocam diyor. Ben de yoruldum vallahi hocam. Yani... Fatih Hocam olsa şimdi, hocam bir tane daha der. Rıza Hocam diyor ki kendinize iyi bakın. Bu mu yani hocam? Bu mu bizim aramızdaki ilişki? Cumartesi, şaka yapıyorum hocam. Ben takılırım böyle arada, sırada hiç bakmayın. Evet, cumartesi günü sınava girecek, EYDS'ye girecek arkadaşlarımız var. Gayet bomba bomba oraya doğru yanaşıyoruz inşallah. O da güzel geçecek sevgili arkadaşlar. Hepimiz yoruluyoruz. Bu kadar takip etme noktasında da sizler yoruluyorsunuz. Ama eninde sonunda güzel olacak. Bu arada notlarım arasında... Boynumu bükebilirim. Sondan 19. dersimiz. Çarşamba günü sondan 18. dersimiz olacak. Takvim öyle gösteriyor benim için. Kendinize dikkat edin. Arkadaşlar görüşürüz. Sağ olun.